Efendim günaydın ekranlarınızın başına ve radyolar aracılığıyla sesimizin ulaştığı her yere Ulusal Kanal ailesi olarak merhaba diliyoruz. Bir kez daha ekranlarınızın başına ve radyolarınızın başına hoş geldiniz. 18 Ekim 2019 Cuma günü gündemiyle bir birlikteliğimiz daha başlıyor. Hızlıca hemen haftaya hafta sonuna bağlayacağımız sıcak gündem başlıklarında sizler için neleri takip edeceğiz onun ayrıntılarını sunarak başlayalım. Efendim dün Amerika'yla bir araya gelen hükümet yetkililerinin yaklaşık 120 saat süreyle Barış Pınarı Harekatı'nın ara verilmesi ve terör örgütünün bölgeden çıkartılması sonrasında bölgeden izlenimlere hep birlikte bakacağız, ayrıntılara bakacağız. Bu sıcak gündem kamuoyuna nasıl yansımış, hangi başlıklarla yansımış gün içinde onu takip edeceğiz yayınımız içinde de. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Kasım El Sani'yi kabul edecek. Avrupa Birliği Zirvesi'nin ikinci gün oturumları sürüyor. Yine takip ettiğimiz gündem önemli başlık. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak. Merkez Bankası ayrıca Ekim ayına ilişkin beklenti anketlerini de açıklayacak. Ekonomi kanadında Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı belediye atık su istatistiklerini açıklamış olacak. Gün içinde o rakamlara da bakacağız. Sporda hangi gündem var ve hangi müsabakaları artık takip edeceğiz? Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Galatasaray'la Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor. Basketbolda Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Valencia Basket'le deplasmanda karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'de 8. haftanın ilk maçındaysa Akhisar Spor, Eskişehir Spor'u konuk edecek. Bu da spordan takip edeceğimiz gündem başlığı. Son 24 saatin gelişmelerinde bir özetlere bakalım. Terör örgütü PKK 32 kilometre güneye çekiliyor. Dün Ankara'da Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sıcak saatler yaşandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşme sonrası açıklamalar peş peşe geldi. Önce Pence geçti kameraların karşısına, sonra da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Pence açıklamasında PKK'nın 32 kilometre güneye çekileceğini ve PKK YPG ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Pence'in ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kameralar karşısına geçti. Çavuşoğlu varılan mutabakatı daha net anlattı. PKK YPG'nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için ara vereceğiz diyen Çavuşoğlu, bu bir ateşkes değildir ifadelerini kullandı. Türk ordusu Barış Pınarı Harekatı'yla PKK'yı bozguna uğrattı. Teröristler Amerika'nın silahlarına rağmen savaşmadan teslim oldu. 9 Ekim'den bu yana 600'e yakın terörist firar etti. 40'tan fazlası terör örgütü üyesi teslim oldu. Suriye'nin kuzeyinde hızla ilerleyen Mehmetçik adım adım PKK'yı bölgeden temizledi. ABD'li heyetle görüşme yaptıktan sonra açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kurulmak istenen bir tuzağı açıkladı. Akar, PKK'nın kimyasal silah kullanıp suçu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne atmaya çalıştığını söyledi. Milli Savunma Bakanlığı, Suriyeli kardeşlerimiz korkmayın zulüm bitiyor açıklamasıyla bir videoda paylaştı. Videoda Türk ordusunun Suriye'de PKK zulmü altında yaşayan çocukların yanında olduğu vurgulandığı bu videoda. Evet, sabahın ilk dakikalarında bir hava durumuna ve yol durumuna da hızlıca bakmaya çalışalım değerli dinleyicilerimiz ve seyircilerimiz. Haftayı bakalım nasıl kapatacağız. Hemen hemen mevsim normalleri civarında ülke genelinde seyreden hava sıcaklıklarında artık Ekim ayının da sonlarına doğru gelirken güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor, onu ifade edelim. Bu çerçevede ülkemiz genelindeki hava raporuysa şöyle olacak.
Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun batısıyla Sakarya, Bilecik, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyon, Karahisar, Eskişehir, Ankara, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Muş, Ağrı, Erzurum çevreleri, Bursa'nın doğu ilçeleri, Kayseri'nin doğu ilçeleri ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Sinop ve Samsun çevrelerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıklarında 2 ila 4 derece bir azalış söz konusu kuzeydoğu kesimlerde. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar genellikle kuzeyli, zamanla güney ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor meteorolojinin tahminlerine göre. Sabahın yine erken saatlerinde hemen trafik tablomuza da bir göz atalım. Haftanın en iyi oranı diyebiliriz. %40'lar seviyesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu şu dakikalarda. Anadolu Avrupa geçişinde özellikle köprü bağlantı yollarındaki trafiğin yoğunlaşmasını sürdürdüğünü gözlemliyoruz. Avrupa yakasında Hadımköy Esenyurt bağlantı yolu, Beylikdüzü Avcılar hattı, Bayrampaşa Viyadük hattı Topkapı yönünde, E5 hattında Zeytinburnu Cevizli Bağ hattı ve sonrasında Haliç ve Ok Meydan hattında yoğunlaşmaya başladığını gözlemliyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde Tem'de Esenler Kavşağı'yla Kağıthane hattı arasında yine trafiğin yoğunlaştığı gözlemleniyor. Anadolu ve Avrupa yakasında sahil şeritleri tercih edilebilir. Üçüncü köprü ve bağlantı yollarındaysa herhangi bir sıkıntı şu an için gözlemlenmiyor. Anadolu yakasında Gebze Tuzla yönünde özellikle Tem hattında oldukça rahat bir trafik söz konusu. Ataşehir çıkışı itibariyle E5 hattında da nispeten Kartal'la Pendik arasında bir trafik yoğunluğu söz konusu. Şu dakikalarda %40'lar seviyesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu. Hemen gazete gündemimize bakalım. Son 24 saatin gelişmeleri bakalım gazetelere nasıl yansımış. Aydınlık gazetesiyle başlıyoruz her sabah olduğu gibi. Aydınlık Gazetesi'nin bugün manşeti özellikle dün itibariyle birçok sosyal medya hesaplarının Twitter üzerinde deyim yerindeyse kapatıldığı ya da askıya alındığı şeklindeki bilgiler söz konusuydu. Bugün manşet sütununda bunu yansıtıyor Aydınlık Gazetesi. Dün itibariyle neredeyse Vatan Partisi'nin üst düzey yöneticileri, il başkanları, ilçe başkanlarının hesapları kapatıldı. Türkiye Gençlik Birliği'nin de yine birçok görev yapan önemli ismi Twitter hesabından hesaplarının askıya alındığını diğer sosyal medya mecralarından açıklandı. Ve aynı zamanda Türkiye Liseliler Birliği'nin de hesabının kapatıldığı gözlemlendi. Buna tepki olarak da Vatan Partisi Genel Başkanı dün bir tweet attı. Twitter kuşsa vatan kartaldır mesajı bugün Aydınlık Gazetesi'nin manşetinde. Twitter, Mehmetçiğin Vatan Savaşı'na ve Barış Pınarı Harekatı'na destek verenlere sansür koydu. Vatan Partisi ve TGB yöneticilerinin gazetemizin genel yayın yönetmeni Mustafa İlker Yücel'in de aralarında bulunduğu 1000'e yakın kullanıcısının hesabı askıya alındı bugün manşet sütununda. On binlerce kullanıcı tepki gösterdi. Türkiye'nin teröre karşı yürüttüğü yurt içinde ve yurt dışında kararlı mücadelesi büyük destek topladı. Amerikancı propaganda kırıldı. Millet Mehmetçi'ye sarıldı. Sosyal medyada yüksek destek emperyalistleri ürküttü. Daha önce Doğu Perinçek'in mahvolursun Trump mesajı nedeniyle Trump'tan özür dileyen Twitter, Vatan Partililere ait birçok hesabı kapattı. On binlerce kullanıcı Twitter sansürüne hayır etiketi altında Twitter'a tepki gösterdi. Vatanseverliği askıya alamazlar. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce Twitter kuşsa biz kartalız paylaşımında bulundu. Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı hesaplarımıza yönelik bu sistemli saldırı bir kez daha doğru yerde olduğumuzu göstermiştir dedi. TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer de ABD'nin sesi Twitter istediği engeli koysun, vatanseverliği askıya alamazlar, gençliğin sesini kısamazlar şeklinde tepkisini dile getiriyordu bu ayrıntı. Sürmanşetine doğru baktığımızda ise Aydınlık Gazetesi'nde dünkü Pence-Erdoğan görüşmesinin ayrıntısı Türkiye'den ABD'ye 120 saat süre başlığıyla verilmiş.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i dün kabul etti. Daha sonra iki ülke heyetleri bir toplantı yaptı. Görüşme sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu anlaşma maddelerini açıkladı. Buna göre Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilecek. Bu süre içinde PKK-YPG'ler 32 kilometre geriye çekilecek. Ellerinden silahları alınacak. Tüm mevzileri kullanılamaz hale getirilecek. Buna karşılık ABD ek yaptırım getirmeyecek. Daha sonra da yürürlükteki yaptırımlar geri çekilecek. Aksi halde operasyon devam edecek. Mike Pence de Türk tarafı Barış Pınarı Harekatı'nı durduracak, YPG çekilecek ve güvenli bölge oluşturulacak açıklamasını yaptı. Dünkü başlıklar özetle Aydınlık Gazetesi'nin sürmanşetinde bu çerçevede yer alıyor. Küstah mektuba harekatla yanıt ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a PKK'ya yönelik operasyonları durdurması için yazdığı, terör örgütü ara buluculuk teklif ettiği ve aptal olma diye seslendiği mektupla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, biz zaten cevabımızı sahada verdik dedi. Çavuşoğlu, Türkiye ciddi bir devlettir. Cumhurbaşkanımızın böyle bir seviyeye indiği görülmemiştir ifadesini kullanarak bu mektuba verilen yanıtı ifade ediyor ayrıntıda. Evet, Amerika'nın en büyük sosyal paylaşım platformlarından Twitter, Türk kullanıcılara operasyon yaptı. Bugün Manchester'ın ayrıntısı önemli. Amerika karşıtı mesajları paylaşan birçok kişinin hesabı kapatıldı. Üyeliği askıya alınan isimlerin tamamına yakını Vatan Partisi ve Aydınlık Gazetesi yöneticilerinin olması dikkat çekti. Twitter, Amerika karşıtı mesajlar paylaşan birçok ismin hesabını tek tek kapattı. Başlatılan Twitter sansürüne hayır kampanyasına yurttaşlardan büyük destek geldi. Sabah hesaplarını kontrol eden pek çok Twitter kullanıcısı hesaplarının askıya alındığını ya da takipçilerinin silindiğini fark etti. Hesabı askıya alınan isimlerin tamamının Vatan Partisi, Aydınlık Gazetesi, Öncü Gençlik, Türkiye Gençlik Birliği ve Türkiye Liseler Birliği yöneticileri olması dikkat çekti. Üyeler, Amerika'nın en büyük şirketlerinden sosyal paylaşım sitesine yine Twitter üzerinden tepki gösterdi. Twitter sansürüne hayır kampanyası başlatıldı. Yapılan paylaşımlarla Twitter sansürüne hayır kampanyası gündeme taşındı. Binlerce kişi tepki gösterdi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Twitter'ın bu adımını sansür olarak değerlendirdi. Perinçek kişisel hesabında yaptığı paylaşımda Twitter kuşsa biz kartalız mesajı verdi. Ayrıca Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'i de etiketledi. İşleme tepki gösteren kullanıcılar Twitter'dan açıklama istedi. Öte yandan bu Twitter'ın ilk saldırısı değil. Daha önce de dünyaca ünlü sosyal paylaşım sitesi Perinçek'e hedef almıştı. Twitter, Doğu Perinçek'in Donald Trump'ın tehdidine yanıt olarak yazdığı, mahvolursun Trump etiketini de engellemiş, bir süre yayınlanmasına karşı koyamadığı için özür dilemişti. Evet, işte böyle yansıdı. Hürriyet gazetesine bakalım şimdi de. Hürriyet gazetesinin ayrıntılarına neler yansımış? Ona da yine birlikte bakalım ve gündemin sıcak başlıklarını incelemeyi ve irdelemeyi sürdürelim yayın kuşağımızda değerli seyirciler. Hürriyet gazetesi 120 saatte temizlenecek manşetini kullanmış. Barış Pınarı harekatı sürerken Ankara dün yoğun diplomasi trafiğine sahne oldu. ABD ile yapılan görüşmeler sonrası PKK-YPG'li teröristlerin güvenli bölgeyi boşaltması için harekata 5 günlüğüne ara verilecek. Hem ABD'den hem Rusya'dan dün Ankara'ya gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. İki liderin görüşmesi sonrası Erdoğan ve Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası toplantıya geçildi. Aynı saatlerde Rusya'nın Suriye özel temsilcisi de Beştepe'de görüşmeler yapıyordu. ABD-Türkiye arasında 2 saat 40 dakika süren bu görüşmeden uzlaşma çıktı. Yaptırımlar uygulanmayacak varılan uzlaşmayı ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ayrı ayrı kamuoyuna anlattı. Mutabakata göre PKK-YPG'li teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için harekata 5 gün ara verilecek. Teröristlerin ağır silahları ve mevzileri imha edilecek, ABD de Türkiye'ye yönelik yaptırımları uygulamayacak. Bölge teröristlerden temizlenince harekat sona erecek, yaptırımlar kalkacak. 13 maddelik uzlaşmanın notlarını da yansıtıyor gazete haberinde.
DAEŞ'le mücadelenin devamında kararlıyız. Türkiye güvenli bölgedeki yerleşim yerlerinin güvenliğini sağlayacak. YPG'nin ağır silahlarının toplanması ve mevzilerinin kullanılamaz hale getirilmesi ve güvenli bölge kurulmasının öneminde mutabık kalındı. Güvenli bölge TSK'nın kontrolünde olacak ve her iki taraf güvenli bölgenin uygulanmasında eşgüdümü artıracak. Türkiye harekata YPG'nin 120 saat içinde geri çekilmesi için ara verecek. Barış Pınarı harekatı geri çekilmenin tamamlanmasından sonra durdurulacak. ABD yaptırımlara yenilerini getirmeyecek ve harekat durdurulduğunda yaptırımları kaldıracak. İstediğimizi aldık. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu basın toplantısı düzenledi. Buradaki mesajı bu bir ateşkes değildir. Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes ancak iki meşru taraf arasında yapılır. Biz sadece operasyonun hedefi olan teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için harekata ara veriyoruz. Müzakerelerde Cumhurbaşkanımızın dirayeti, liderliği sonucunda istediğimizi aldık. ABD tarafı Türkiye'nin meşru güvenlik çıkarlarının korunması bakımından güvenli bölgenin önemini ve işlevselliğini kabul etti diyor haberde. Sert aşk gerekiyordu. ABD Başkanı Trump mutabakat sonrası memnuniyetini Twitter'dan duyurdu şeklinde bir vurguyla bu haber bu başlıkla görülmüş. Teklif reddedildi. Mektup anında çöpe atıldı. Düne ilişkin mektup haberine ilişkin haberde yine manşet haberinin bir başka satırında bu çerçevede değerlendiriliyor. PKK 32 kilometre güneye çekiliyor. Dün Ankara'da Barış Pınarı harekatıyla ilgili işte bu sıcak gelişmeler ve peşi sıra görüşmeler gerçekleştirildi. Ve şimdi de o haberi gelin hep birlikte izleyelim. Ankara, Amerika'dan iki ismi ağırladı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mike Pence'i Beştepe'de kabul etti. 1 saat 40 dakika süren kritik görüşme sonrası heyetler arası görüşmeye geçildi. Heyetler arası görüşmede Türkiye heyetinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler hazır bulundu. ABD heyetinde ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Starfield yer aldı. Toplantı sonrası ilk açıklama Mike Pence'den geldi. Pence, ABD Türkiye'nin operasyonuna karşıdır, YPG 5 gün içinde bölgeden çekilecek, kalıcı ateşkes sağlandıktan sonra yaptırımlar durdurulacak, yeni bir yaptırım olmayacak, dedi. One week ago, Turkish forces crossed into Syria. SDG'liler sınırın 20 mil güneyine 120 saatte çekilecek. Bugün anlaşma imzaladık. Amaç şiddete son vermek. Bugün iki liderin güçlü duruşu sayesinde bunu sağladık. Ayrıca YPG ile çalışarak bu bölgede daha fazla barış olmasını sağlayacağız. Pence, ABD'nin PKK-YPG ile çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Operasyon sonrası karar alınan yaptırımların uygulanmayacağını söyledi. Biz bunun 120 saat içinde gerçekleşmesini sağlayacağız. Daha sonra YPG ile askeri bir bağımız olmayacak. Diplomatik ve insani faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bu sonuç Suriye'deki Kürt nüfusunun ve Türkiye'nin yararına. Buradaki tampon bölge barışı sağlayacaktır. 120 saat içinde yaptırım uygulamayacağız. Tam anlamıyla ateşkes sağlandıktan sonra da yaptırım uygulanmayacaktır. İşte dünkü görüşme trafiğine yansıyanlar böyleydi. Pence'in açıklamaları bu şekildeydi. Ve Pence'in hemen ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kameralar karşısına geçti. Çavuşoğlu varılan mutabakatı daha net anlattı. PKK-YPG'nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için ara vereceğiz diyen Çavuşoğlu, bu bir ateşkes değildir ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda PKK'ya karşı yaptığı etkili operasyonlar ses getirdi. ABD yöneticileri anlaşma yapmak üzere Türkiye'ye geldi. Türkiye-ABD görüşmesi gerçekleşti. Görüşmeden PKK'nın 32 kilometre güneye çekilmesi kararı çıktı. Çavuşoğlu ateşkes yok dedi. PKK-YPG'nin
120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı operasyonuna ara vereceğiz. Durdurma değil, ara vereceğiz. Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes ancak iki meşru taraf arasında yapılır. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 13 maddelik bir metinde uzlaştıklarını kaydetti. Türkiye'nin güvenli bölge oluşturma hedefinde ısrarcı olduğunu ifade etti. Ama bizim amacımız nedir? 444 kilometrelik bir uzunlukta hiçbir teröristin kalmaması ve tüm bu bölgenin güvenli bölge olarak tesis edilmesi. Bu bizim güvenliğimiz açısından da önemli. Bu bölgelere Suriye'de evini terk etmek zorunda kalan bizdeki ve Suriye içindeki yerinden edinmiş insanlar ve göçmenlerin dönmesi de söz konusu. Dolayısıyla 444 kilometrelik kare ve 20 mil derinlikte bir güvenli bölge, ama bunun bir kısmını işte Amerika ile hallediyoruz, Münbiç ve bazı kısımlarını Rusya ile görüşeceğiz. Dışişleri Bakanı PKK'nın elindeki ağır silahların toplanıp imha edileceğinin de altını çizdi. YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık. Münbiç ve diğer bölgeler konusunda da Rusya ile görüşeceklerini söyledi Çavuşoğlu, 22 Ekim tarihini verdi. Münbiç ve bazı diğer bölgeleri de zaten kimlerle görüşeceğiz? Rusya ile. İnşallah ayın 22'sinde Soçi'de Rusya ile bu konuları ele alacağız. Bilgilendirme toplantısında ABD Başkanı Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektubun sorulması üzerine Çavuşoğlu harekatla yanıt verdik dedi. Biz harekatı ne zaman başlattık? 9'unda başlattık. Ve dolayısıyla biz zaten cevabımızı sahada verdik bir. İkincisi... Evet, tabii anlaşmanın maddeleri az önce Hürriyet gazetesi de özetle verdi. Şöyle bir özeti biz de geçelim. Çavuşoğlu'nun açıklaması bu şekildeydi. Ve Çavuşoğlu'nun ateşkes olmadığının altını kesin ifadelerle çizmesi dikkat çekiyor. Ve Dışişleri Bakanı'nın bahsettiği 13 maddelik açıklama metninde de önemli ayrıntılar var. İşte az önce Hürriyet gazetesinde onun yansımalarını gözlemledik. Ve bir yandan da bu metindeki 8. maddede özellikle dikkat çekiyor. Her iki ülke Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne ve Suriye ihtilafını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun şekilde sonlandırmayı hedefleyen Birleşmiş Milletler öncülüğündeki siyasi sürece olan bağlılıklarını yineler vurgusu en kritik başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bunu ifade edebiliriz özetle. Tabii askerlerin ateşkes ilan etmesi sonrasında bölgede de çok ciddi bir istihbarat çalışması yapma olanağının yakalandığını güvenlik kaynakları özellikle aktarıyor. Bu açıdan bu süreçte yapılan hamle önemli. Terör örgütünün güney tarafına çekiliyor olması da özellikle yine dikkat çeken unsurlardan biriydi. 9. maddede ise her iki taraf Türkiye'nin YPG'nin ağır silahlarının toplanması ve YPG tahkimatlarıyla tüm muharip mevzilerinin kullanılamaz hale getirilmesi dahil milli güvenlik kaygılarının giderilmesini teminen bir güvenli bölge kurulmasının devam eden önemi ve işlevselliğinde mutabık kalır vurgusu da yine bu anlaşmada dikkat çeken notlar arasında yer alıyor. 11. maddede Türk tarafı Barış Pınarı Harekatı'na güvenli bölgeden YPG'nin 120 saat içinde geri çekilmelerini teminen ara verecektir. Barış Pınarı Harekatı bu geri çekilmenin tamamlanmasına müteakip durdurulacaktır vurgusu da yine önemli ve başlıklardan bir diğeri olarak dikkat çekiyor. Barış Pınarı Harekatı'na ara verildiğinde ABD Blocking Property and Suspending Entry of 13 persons since Syria başlıklı 14 Ekim 2019 tarihli başkanlık kararnamesi uyarınca hayata geçirilen yaptırımlara ilaveleri getirmeme ve kongre nezdinde uygun şekilde çalışmalar ve istişareler yürüterek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye'de barış ve güvenliğin teminine dönük kaydedilen ilerlemenin
altını çizmek hususunda mutabık kalır. Barış Pınar Harekatı 11. paragraf uyarınca da durdurulduğunda, yukarıda bahsi geçen başkanlık kararnamesi uyarınca da hayata geçirilen mevcut yaptırımların kaldırılması söz konusu deniliyor vesaire vesaire. Yani işin özeti şu: terör örgütü güney tarafına çekiliyor. Bu 5 günlük süreç içinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ordumuz önemli bir istihbarat fırsatını bu hareketlilikle birlikte daha net bir şekilde gözlemleyecek ve Suriye'nin güneyine doğru terör örgütünün ilerlemesi bu çerçevede önemli ve dikkat çekiyor. Daha önce kesin bir dille 32 kilometrelik alanı görmezden gelen Amerika tarafının artık bir anlaşma metninde 20 mil, yani ortalama 32 kilometreyi teyit etmesi de ayrıca dikkat çeken notlar arasında. Bu açıdan da konuyu değerlendirmekte fayda var. Bu konularla ilgili genel gündem değerlendirmesi çerçevesinde de bugün saat 12.45'te Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek bir basın açıklamasıyla kamuoyunu bilgilendirecek. Hem dünkü sosyal medya hesaplarının Twitter tarafından hedef alınması, dün akşam gerçekleşen Amerika ziyareti sonrasında Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesi ve YPG terör örgütünün güneye doğru ilerleyecek olması ve sınır hattını tamamen boşaltıyor olmasına ilişkin sürecin ayrıntılarını analiz edecek. Bugün 12.45'te gerçekleştireceği basın açıklamasıyla bunu da ifade edelim. Şu dakikalardaysa sanıyorum bugün içinde çok konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün biliyorsunuz Trump bir tweet atmıştı. İşte o tweetinde Donald Trump diyordu ki işte milyonlarca insanın canı kurtuldu. Yani Türk ordusu katil ve milyonlarca insanın canını almaya gitmiş gibi hala yansıtırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Donald Trump'ın tweetini alıntılayarak verdiği yanıt gerçekten bugün için çok konuşulacaktır. Trump'ın milyonlarca hayat kurtulacak sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tweetinde terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak şeklinde vurgusuyla deyim birinde ise tokat gibi bir yanıtı yapıştırmış. Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtulacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı desteklediğinden eminim açıklamasıyla Donald Trump'ın tweetini retweet ederek onun milyonlarca insan hayat kurtulacak, sanki çok milyonlarca insanı düşünen ya da milyonlarca Müslümanın katili kendileri değilmiş gibi işte aradan sıyrılma çabasına da esas diyor terörü yendiğimizde o milyonlarca insanın hayatı kurtulacak yanıtı bugün içinde sanıyorum çokça konuşacağımız başlıklar arasında yer alacak değerli seyircilerimiz. Bir Milliyet gazetesine bakalım. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tweet'i sabahın sıcak gelişmeleri arasında Amerika'ya Donald Trump'a bizatihi onun tweet'ini alıntılayarak verdiği yanıt bu çerçevedeydi. Yeni ayrıntılar ya da konuya ilişkin açıklamalar gelirse onları da sunmaya devam edeceğiz. Milliyet gazetesi güvenli bölge anlaşması, terör örgütü PKK-YPG 120 saat içinde çekilecek güvenli bölge anlaşması vurgusuyla haber başlığa ve manşete taşınmış. Türkiye istediğini aldı. PKK-YPG güvenli bölgeden 5 gün içinde çekilecek. Ağır silahlar toplanacak. Tüm mevzileri imha edecek deniliyor haberde. Teşekkürler Erdoğan denilmiş. Yaptırımlar geri çekilecek. Bu bir ateşkes değil. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklaması ve toplantıların tümünün 4 saat 20 dakika olduğunu vurgulayan bir haber. Türkiye el ele, biz de dünden itibaren biliyorsunuz hatta operasyonların başladığı süreç itibariyle yakın merkeze ve markaja almıştık bu haberleri, sizlere yansıtıyorduk. Milliyet gazetesinde Türkiye el ele vurgusuyla Bolu'dan, Adana'dan, Van'dan yurttaşlarımızın Mehmetçi'ye selamlarını iletti. İşte Türk bayraklarıyla yürüyen Bolulular, Adana'da asker selamı veren kadınlarımız, yine Çağlar Şikel'in işte asker selamı da sosyal medyadan yansıyor. Van'da işte eski Türk boylarını anlatır, at üstünde Türk bayrağının taşındığı bir tören ve görsel ve
Ay Yıldız yapan yine yurdun dört bir yanından okullardan öğrencilerin çeşitli etkinliklerle Mehmetçi'ye selam gönderdiği bir süreç değerli seyirciler. O da gazetenin ayrıntılarına yansımış. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le birlikte Rusya'nın Soçi kentinde Suriye'deki son durumu görüşmek üzere salı günü bir araya gelecek olması da gündemin bir başka sıcak maddesi. Moskova Üniversitesi misafir profesörü Mehmet Perinçek dün akşam bağlandığı Fikir Meydanı programında görüşme öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Perinçek, Erdoğan-Putin görüşmesine Rusya'nın 12 tane temel tezle hazırlandığına dikkat çekti. Perinçek, Rusya'nın Suriye konusundaki önerilerini ilk kez ulusal kanal ekranlarından kamuoyuna duyurdu. Erdoğan Putin'le buluşacak ayın 22'sinde Soçi'de. Burada tabii Amerika ile varılan belli mutabakat var ama bir taraftan da tabii Rusya'nın bazı önerileri var. Ben istiyorsanız onları size aktarayım ve ilk defa da ulusal kanal ekranlarından bunu duyurmuş olalım. Salı günkü görüşmeye Rus tarafı 12 tane temel tezle hazırlanıyor. Bu tezleri şu şekilde özetleyebiliriz. Bunlardan birincisi Rusya'nın temel amacının ABD'yi ve Fransa'yı Suriye topraklarından çıkartmak olduğu. Bu bakımdan da Türkiye'nin Barış Pınarlı Harekatı'nın na karşı Rusya'nın karşı çıkmadığı, hatta Şam'ı da bu konuda olumsuz adımları atmaktan da engellediği yine düşünülüyor, ifade ediliyor. Bunun yanında Suriye'nin, Moskova'nın Suriye sorununun çözümünü sadece ve sadece Batı ordularının Suriye'den çıkmasıyla mümkün olabileceği ve bu bağlamda da Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın dost bir kuvvet olarak bu amaca hizmet ettiği yine Moskova tarafından düşünülüyor. Burada yine ABD, Fransa ve İsrail'in Kürtleri ve bunun içerisindeki Kürt terör gruplarını desteklediği ve Türkiye'nin de bu bakımdan Ayn-el Arab bölgesine düzenlediği harekatın, yani Rojava bölgesinde düzenlediği harekatın önemli ve olumlu görüldüğü ve Batı ordularının Suriye'den çıkartılmasına yardımcı olduğu yine ifade ediliyor. Moskova Kuzeydoğu Suriye bölgesinde, yani Fırat'ın doğusunda kontrolü sağlamaya hazır olduğunu ve buradaki Batı tarafından desteklenen Kürt askeri unsurlarının ve Kürt idari yapısının da dağıtılmasını garanti ediyor. Zaten bu yapının teröre dolaylı veya doğrudan bu yapının yol açtığı yine ifade edilmiş. Evet, dün akşama yansıyan önemli ayrıntılar böyleydi. Erdoğan-Putin görüşmesi öncesinde Rus kanadının tezleri ve bölge denklemi açısından son durum bu çerçevede analiz edilmişti. Bu ayrıntıları yine incelemeyi sürdüreceğiz. Şu dakikalarda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları yansıyor Anadolu Ajansı'ndan. Onlara da bakalım. MHP lideri Bahçeli, ülkemizin haklı duruşunu, meşru pozisyonunu dünyanın yüzüne defalarca haykıran Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini yürekten kutluyorum mesajında. Yine devamında da benim görebildiğim kadarıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır şeklinde bir açıklaması daha var. Hani ekrana gelmedi, arkaya gelmedi ama
onu ifade edebiliriz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır açıklamasını yapıyor. Ülkemizin haklı duruşunu ve meşru pozisyonunu defalarca yüzlerine haykıran Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetimizi yürekten kutluyorum açıklamasıyla dikkat çekiyor. Yine aynı notta MHP'nin Türkiye ile ABD arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmakta olduğu da ifade ediliyor. Yine bu açıklamasında açıklamanın ayrıntıları ulaştıkça aktarmaya devam edeceğiz. Evet, gündemle devam edelim. Türk ordusu Barış Pınarı harekatıyla PKK'yı bozguna uğrattı. Teröristler Amerika'nın silahlarına rağmen savaşmadan teslim oldu. 9 Ekim'den bu yana 600'e yakın terörist firar etti. 40'tan fazla terör örgütü üyesi teslim oldu. Suriye'nin kuzeyinde hızla ilerleyen Mehmetçik adım adım PKK'yı bölgeden temizliyor. Anlaşma saatine kadar çok net bir şekilde sahada etkin olan Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütünü ileriye doğru ittirmeyi sürdürdü ve bu çerçevede karşısına çıkan terör örgütü mensuplarının çoğu teslim olmak durumunda kaldı. Önemli ayrıntılardan bir tanesiydi bu. Barış Pınarı Harekatı'ndan Türk ordusu destan yazdı. 9 Ekim'de başlayan operasyonla birlikte PKK Suriye'nin kuzeyinde kaçacak delik aradı. Rakka ve Tabga bölgelerinde örgütün zorla silah altına aldığı 600'e yakın terörist firar etti. 40'a yakın teröriste teslim oldu. Sadece 9 günde 702 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Örgütte moral bozukluğu yaşanıyor. Sözde lider kadro harekat bölgesinden kaçtı. Tel Abyad ve Ras Al Ayn'da kontrolü sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri ilerlemeye devam ediyor. Ras Al Ayn ilçesinde patlayıcı temizleme çalışmaları sürüyor. Komando birlikleri PKK'nın sığınak olarak kullandığı tünelleri yok ediyor. Çatışmaların yer yer sürdüğü ilçe merkezindeki arazi ve meskun mahalde arama yaparak terör adım adım temizleniyor bölgede. Bu operasyon sürerken önemli uyarılardan bir tanesi de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Amerikalı heyetle görüşme yaptıktan sonra açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kurulmak istenen bir tuzağı açıkladı. Akar, PKK'nın kimyasal silah kullanıp suçu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne atmaya çalıştığını söyledi. Türk ordusunun harekat başarısını gölgelemek için PKK yeni yalanlara sarılıyor. Amerika'ya rağmen Suriye'nin kuzeyinde hezimete uğrayan teröristler kimyasal tuzak üzerinde çalışıyor. Ankara'da Amerikalı heyetle yoğun görüşmeler yapılıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien ve beraberindeki heyeti dün bakanlıkta kabul etti. Görüşme sonrasında Akar, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sürdüğünü söyledi. Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz. Akar, bölgede hızla değişen ve gelişen durumun bazı sıkıntıları da beraberinde getirdiğini aktardı. PKK'nın Amerika gibi kimyasal silah yalanına sarılacağını belirtti. Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu silahlı kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ayrıca terör örgütünün sivillere yönelik yapacakları toplu saldırılarla da bölgede DAEŞ tehdidinin devam ettiğine yönelik bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler de mevcut. Bakan, başarıyla süren Barış Pınarı Harekatı ile ilgili dış basında çıkan yalan haberlere de değindi. Bu tür yalan haberlerle silahlı kuvvetlerimizin sahada gösterdiği hassasiyeti ve başarıyı gölgelemeye çalışıyorlar. Bunların işe yaramayacağını bir kez daha ifade ediyorum. Evet, akşam gazetesiyle gündemimizi sürdürelim. Bakalım gazetelere ayrıntılar nasıl yansımış. ABD'ye 120 saat mühlet, teröristleri güvenli bölgeden çekin. ABD Başkan Yardımcısının Ankara ziyaretinden uzlaşı çıktı. Türkiye harekata ara verecek. ABD 5 gün içinde
YPG PKK'yı 32 kilometre güneye çekecek deniliyor. Tel Abyad'da özgürlük sevinci yaşasın Türkler geldi. YPG PKK'nın temizlenen Tel Abyad'da hayat normale dönüyor. Kaçanlar geri dönerken Mehmetçik yardım malzemesi dağıttı. Açılan fırında ekmek ihtiyacı giderildi. Milli Savunma Bakanlığı dün "Korkmayın zulüm bitiyor" başlığıyla o değişimi gözler önüne seren bir video paylaştı deniliyor haberde. Evet, ABD'ye 120 saat mühlet çerçevesinde Trump'ın tweetine yer verilmiş ama sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tweete yanıtının olduğunu ifade edelim ve onun hemen sonrasında da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuya ilişkin açıklaması kamuoyuna yansıdı. Bunu bir kez daha ifade edelim. Mektup çöpte, cevabı sahada, 702 terörist etkisiz hale getirildi. Rasulay'da sokak sokak temizlik vurgusu dikkat çekiyor. Trump'ın diplomatik nezaketten yoksun mektubunda Türkiye aynı gün başlattığı operasyonla yanıt vermesi ve Tel Abyad'dan da mayın arama tarama çalışmaları ve bir yandan da Mehmetçiğimizin güvenli unsurları güvenli açısından gerçekleştirdiği saha çalışmasından bir fotoğrafı da yansıtıyor. Kimyasal saldırı yapacaklar, suçu bize atacaklar Hulusi Akar'ın açıklaması. ABD'li sözcü YPG yalanını like'ladı vurgusu da yine haberde dikkat çekiyor değerli seyircilerimiz. Bakalım Star gazetesinde ne var sıradaki gazetemiz Star. Güvenli bölgede Türkiye zaferi denmiş. Erdoğan dik durdu, Batı diz çöktü. Washington geri adım attı, ateşkesliğiyle ara verdik. Güvenli bölgede Türkiye zaferi vurgusuyla haber ayrıntılandırılmış. Çirkin mektup ABD'yi rezil etti. Pelosi-Trump kavgası. Trump, Suriye politikasını anlatmak için çağırdığı kongrenin muhalif liderleriyle Beyaz Saray'da kavga etti. Toplantıyı terk eden demokratların önde gelen ismi Pelosi, Trump'la birbirlerine ağır sözler sarf etti. İtalya Başbakanı mozzarella dedi. Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'ya İtalyanların ünlü peyniri mozzarella diye hitap ederek yeni bir skandala da imza attı deniliyor haber ayrıntısında. Milli Savunma Bakanlığı, Suriyeli kardeşlerimiz korkmayın zulüm bitiyor açıklamasıyla bir video paylaştı. Gazetelerde de yer alıyordu haber. Videoda Türk ordusunun Suriye'de PKK zulmü altında yaşayan çocukların yanında olduğu vurgulandı. Onlar yıllardır PKK zulmü altında yaşadı. Ancak şimdi Türk ordusu terörü bölgeden temizledi. Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı güvenin kaynağı oldu. Tel Abyadlılar Türk ordusunu büyük bir sevinçle karşıladı. Mehmetçiğin şefkat eli çocukları kucakladı. Artık bölgede kundaktaki bebekten en yaşlısına kadar herkes huzur içinde. Yüzlerdeki gülümseme ise zulmün bittiğinin göstergesi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımla Suriyelilerin yanlarında olduklarını vurguladı. Video, Suriyeli kardeşlerimiz korkmayın zulüm bitiyor, artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek açıklamasıyla paylaşıldı. Videoda Türk askerinin Suriye'de yardım eli uzattığı çocuklara yer verildi. Efendim Sabah gazetesiyle devam edelim. Son 24 saatin yansımaları da neler varmış ona bakalım. Evet, Sabah gazetesi. Bu arada Mehmetçiğin yanındayız diyor sürmanşette, onu okuyalım. Türkiye Barış Pınarı Harekatı'yla destek yazan Mehmetçik için tek yürek oldu. İzmit'te simitçi Erkan Ayhan 2 günlük hasılatını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Adana'da öğrenciler Mehmetçiğe moral mektubu yazdı. Sizinle gurur duyuyoruz.
Afganistan'daki çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye sığınan Türkmenler, asker veremiyoruz ama ekmekleri bizden olsun diyerek Mehmetçik için sütlü tandır ekmeği pişirdiler diyor. Sürmanşete yansıyan haberlerden bir tanesiydi bu değerli seyirciler. Türk'ün gazetesine bakalım. Geri zekalı aldın mı cevabı demiş Trump'a. Yani bu Türk'ün manşetlerini seviyorum ben, böyle bazen benim içimdeki ruhu da yansıtıyor. Ey Trump denilen zavallı, bu tehditlerin, bu rezilliklerin, bu terbiyesizliklerin ciddiye alınacağını, Türk milletinin geri adım atacağını mı zannediyorsun? Dünkü biliyorsunuz o rezil mektup ve ona Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mehmetçiğin yanıtı sahada ve alanda olmuştu. 1 saat 40 dakikalık Suriye zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen zirvenin notları da bu başlıkla görülmüş. Bunu da ifade edelim değerli seyirciler. Evet, ABD Başkanı Donald Trump'ın mektubu burada kastediliyor. 9 Ekim'de biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tehdit ve hakaret dolu bir mektup gönderdiği ortaya çıktı. Erdoğan'ın PYD ile anlaşmasını isteyen Trump mektupta sert bir adam olma, budala olma ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları diplomatik kuralları hiçe sayan mektuba harekatla yanıt verildiğini belirtti. Mektubun çöpe atıldığı belirtildi. Skandal mektuba toplumun bütün kesimlerinden tepki yağdı. Eğer sırtından bıçaklama diye bir kavram varsa o Türklere karşı NATO müttefiklerince yapılmıştır. Kabul edilemezdir. Her türlü nezakete aykırıdır. Amerika Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 9 Ekim tarihli skandal bir mektup gönderdiği ortaya çıktı. Askeri harekatı durdurmak için gönderilen mektubunsa çöpe atıldığı bildirildi. Amerika'nın kurduğu hayal şatosu Mehmetçiğin süngüsüyle çökertilmiştir. Amerikan kurumları şaşkınlık içindedir. Bazı Amerikan kanallarında da dinledim dün akşam. 4. sınıf öğrencisine bir mektup yaz deseniz kaleme alacağı nitelikte bir mektup tanımında bulundular. Ben de buna katılıyorum. Amerika Birleşik Devletleri bölgede edindiği eski zemini kaybetti. Çekilmek zorunda kaldı. Başı kopmuş yılan gibi çırpınışlar içinde gibi izlenimler veriyor. Tartışmalı mektubun bir kopyasını Fox Business muhabiri Trish Regan yayınladı. Trump mektupta tehdit ve hakaret dolu ifadeler kullandı. Sayın Başkan, iyi bir anlaşma için çalışalım. Binlerce kişinin katledilmesinden sorumlu olmak istemiyorsun. Ben de Türkiye'nin ekonomisini mahvetmekten sorumlu olmak istemiyorum ve ederim de. Pastor Brunson konusunda sana bir örnek sunmuştum. Eğer iyi şeyler olmazsa seni sonsuza dek şeytan olarak göreceğim. Sert bir adam olma, budala olma. Seni daha sonra arayacağım. Diplomatik yazımın bir kuralları vardır, bir nezaketi vardır. Bir nezaket cümlesiyle girilir, bir nezaket cümlesiyle saygılı bir şekilde sona erdirilir. Bunların hiçbiri yok bu mektupta. Trump, mektupta terör örgütü PYD'nin sözde komutanından general diye söz etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın PYD ile müzakere yapıp anlaşmasını önerdi. Terörist örgütle müzakere söz konusu değildir. Amerika Birleşik Devletleri onları hala bize muhatap etmeye çalışmak suretiyle diplomatik bir çözüm olabilirmiş gibi konuyu değerlendiriyor. Bizim için o çizgiler çoktan geçilmiştir. Cumhurbaşkanlığı kaynakları diplomatik kuralları hiçe sayan mektubun çöpe atıldığını belirtti. Mektubun gönderildiği 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığına dikkat çekti. Siyasetin de gündeminde olan mektuba Vatan Partisi, CHP, İyi Parti ve MHP'den de tepki geldi. Bu süreçte Amerika, inişe geçmiş ve savaşı kaybetmiş bir gücün ricat davranışlarını sergilemektedir. Bizim milletçe en iyi cevabımız, Mehmetçiğin bir adım gerisinde binlerce yıllık tarihimize yakışan milli duruşu sergilemekten ibarettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle bir hadsizliği, küstahlığı hiçbir zaman kabul etmemiştir. Bugün de etmemelidir. Bu gayri resmi seviyesiz bir mektuptur. Mektuba 9 Ekim'de başlatılan harekatla güzel bir cevap verildi. Bütün vekilleri bu hakarete gereken cevabı başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere gerekli ağırlıkta vermeye davet ediyorum. Bu onurlu basireti göstermeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanı ilk iş Trump'ın Beyaz Saray ziyaretini geri çevirmeli. Mektuba ilişkin Rusya'dan da bir değerlendirme geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov mektupta sıra dışı bir dil kullanıldığını söyledi. Ve efendim
Biliyorsunuz böyle yılda bizim böyle iki defa ortalamada sizlere başvurduğumuz bir gün ve gündem var. Yeniden birlikte ulusal kanalı ayakta tutma mücadelemizde bize katkı sağlamanıza ihtiyacımız olduğu bir dönem. Değerli gönüllerimiz, TürkSat'tan gelen ödeme emrinde borç bakiyesi 388.815,17 kuruş TL'dir. 31.10.2019 tarihine kadar kapatılması gerekmektedir, yazıyor. Vatan Savaşı'nın kalesi, Mehmetçiğin Sesi ulusal kanalın yayınını sürdürebilmesi için başlatılan İmece kampanyamıza desteklerinizi bekliyoruz. Türkiye elbette ulusal kanalsız olmaz. Bir kez daha siz değerli can dostlarımıza bu çerçevede çağrımızı iletiyoruz. Konuya ilişkin olarak arkadaşlarım bilgi ve iletişim numaralarını aktarıyorlar. Son günde 31 Ekim yani önümüzdeki haftadan sonraki salı mı oluyor? Herhalde öyle bir şey. Yani bir 10-12 gün kadar bir şeyimiz var. Tabii bunu bir an önce hızlıca bizim gönüllerimizle birlikte kapatma imkanımız var ama son gün saat 17'ye kadar maalesef sürdürdüğümüzde böyle nefes nefese kaldığımızda oluyor. Efendim bu imece çağrısında milletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Çünkü özellikle işte içinden geçtiğimiz bu kritik dönemde ulusal kanala ne kadar ihtiyaç olduğunu her vesileyle bir kez daha herkes gözlemliyor. Dünyada bir ilk ulusal kanalın halk televizyon modeli. Bizim patronlarımız sizlersiniz, hisse sahiplerimiz bu ülkenin vatandaşları, gönüllerimiz bu ülkenin vatandaşları, yönetim kurulumuz buradaki temsilciler tarafından seçilen bir yönetim kurulu ve bunun sonrasında da elbette Türkiye'nin gerçeklerini duyabileceğiniz bir tablo. İşte dünkü Twitter faciasını gördünüz, bir önceki dönem mahvolursun Trump etiketini hem gündemden düşürüp hem Trump'tan özür dileyen bir Twitter süreci söz konusu ve bu anlamda da dün itibariyle de Vatan Partisi, Türkiye Gençlik Birliği, Türkiye Liseliler Birliği'ne üye birçok arkadaşımızın Twitter hesaplarına el konuldu. Yani bu şu anlama geliyor, istedikleri zaman televizyonu, radyosunu bilmem nesini de kısarız manasını taşır. İşte oralarda ulusal kanal lazım. Hani bizde malum bir video vardı. Telgrafçı Hamdi aslında onu anlatır. Zor günlerin kanalı olması açısından bu değerleri bizim için teşkil eder. Bu açıdan da bizler sizlere başvuruyoruz. Efendim destekleriniz için arkadaşlarım iletişim numaralarını aşağıda aktarıyorlar. Borç bakiyesi 388.815,17 kuruş. 31.10.2019 tarihi itibariyle de son ödeme günü belirlendi TürkSat'tan. Ve biz de sizlerin desteğiyle bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz efendim. Ulusal Kanal, Türkiye'nin milli kanalı. Ulusal Kanal, karanlık odaya tutulan el feneridir. Ülkenin neresinde zifiri bir karanlık varsa, oraya ışık tutuluyorsa, işte o ışığın kaynağı Ulusal Kanal'dır. Çanakkale'de 57. alay neyse, günümüzde de Ulusal Kanal odur. Çünkü her türlü fedakarlığın zirve noktasıdır. Gördünüz, tüm ekibi saf dışı kalsa bile Ulusal Kanal asla boyun eğmez, teslim olmaz, bayrağı düşürmez. Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğar ve yayınına devam eder. Ulusal Kanal bir kere ant içmiştir. Vatan millet yolundan asla dönmez. Hani bize Atilla İlhan'ın dizelerini hatırlatıyor. O sözler ki dolu bir tabanca gibi tam yüreğimizin üzerinde ölüp ölesiye taşırız. O sözler ki bir defa çıkmıştır ağzımızdan uğrunda asılırız. İşte Ulusal Kanal budur. Ulusal Kanal şehit Kubilay'ın temiz kanıdır. Ulusal Kanal Girne'de, Magosa'da, Silopi'de, Cizre'de, Cerablus'ta şehit düşen Mehmetçik'tir. Ulusal Kanal Yalçın kayalıkların zirvesinde dalgalanan Türk bayrağıdır. Dün Hakimiyeti Milliye gazetesi neyse bugün de Ulusal Kanal odur.
tepeden tırnağa milli bir yayın organıdır. Asla milli hassasiyetler dışına çıkmaz. Günlük siyaset gözünü kör etmez. Rota çizer, yön verir. Ulusal kanal izleyicisi aydın, uygar ve çağdaştır. Ulusal kanal izleyicisi bilgili, birikimli, duyarlı, deneyimlidir. Ulusal kanal izleyicisi yiğit, yurtsever ve kahramandır. Ulusal kanal izleyicisi ehem ile mühimi ayırt eder. Dolayısıyla bu nitelikteki bir izleyiciye yayın yapmak, onların gönlünü kazanmak dünyanın en zor şeyidir. İşte ulusal kanal yıllarca, 16 yıldır, işte sevgili başkanımız söyledi, alnının akıyla bu görevini yerine getirmektedir. Ulusal kanal 24 saat görev başındadır. Düşmanın ülkemize, milletimize, ulusal çıkarlarımıza en ufak bir tecavüzü olduğunda bu kanalımız dünyayı ayağa kaldırır. Kutsal kameralarından hiçbir düşman bir saniye olsun kaçamaz. Kameramanını, muhabirini hiç kimse durduramaz. Radar gibi 24 saat hem ülkemizi hem dünyayı tarar. Şunu da söylemek zorundayız. Yani bir şeyi anlamak için, karanlığı anlatmak için aydınlığa ihtiyacımız var. Beyazı anlatmak için siyaha ihtiyacımız var. Günahı anlatmak için sevabı bilmeliyiz. Dolayısıyla diğer yayın organlarına bakalım. Bütün diğer yayın organları az ya da çok bir merkezin denetimi altındadır. Bugün AKP'ye muhalefet eden ama emperyalist merkezler önünde selam duran, onlara topuk selamı çeken çeşitli yayın organları kendilerini cumhuriyetçi olarak tanımlıyorlar. Ne diyelim, öyle tanımlasınlar. Diğer taraftan holding medyası var, yandaş medya var, TMSF medyası var. Dolayısıyla bunlara baktığınız zaman ulusal kanal öne çıkıyor ve ulusal kanal size her zaman iceberg'in altını gösteriyor. Iceberg'in altına kameralarını daldıran tek kanal ulusal kanaldır. Eğer başka bir Baba Yiğit kanal varsa söyleyin, hep birlikte gidelim onu seyredelim. Dolayısıyla ulusal kanalın rakibi yine ulusal kanaldır. Hani Nazım Hikmet diyor ya, kendi kendimizle yarışmaktayız gülüm. Ya ölü yıldızlara hayatı götüreceğiz ya da yeryüzüne inecek ölüm. İşte ulusal kanal bu ülkenin her karış toprağına hayatı, gerçekleri götürüyor. Şimdi şöyle düşünün, böyle hormonlarla çürümüş, kirlenmiş bir basın tarlası var. Bu tarlanın içinde iki tane nadide çiçek var. Bunlar içimizi, yüreğimizi ısıtıyor. Bir tanesi Nusret, diğeri 57. Alay. Birisi aydınlık, diğeri ulusal kanal. Birisi kırmızı, birisi beyaz. Kırmızı ve beyaz birleşince Türk bayrağı oluyorlar. Ya onlar olmasaydı? Efendim şair diyor ya, korkan varsa konuşmaya, anlam yükleyip susmaya, gerek kalmadı korkmaya, çünkü korkulan olmuştur. Sesime kulak ver gülüm, sessizliğe yeğdir ölüm, nerede varsa böyle zulüm, çaresi isyan olmuştur. İşte ulusal kanal, saltanat bozuntularına, hırsızlara, uğursuzlara, millet ve memleket düşmanlarına isyan eden kutsal bir cephe, kutsal bir kanaldır. Türkiye'nin her yerine ışık saçmaktadır. Ulusal Kanal, Türkiye'nin milli kanalı. Efendim işte imece çağrımızı sürdürdük ve amiralimiz Soner Polat'ın da sağ olsun medya grubumuzu anlattı. Bu özlü anlatım kuşkusuz hala hafızalarımızda ve orada anlattığı o doğru yolda da ulusal kanal ve aydınlık yayın hayatını mutlaka sürdürecek. Bu çerçevede de yine bu süreçte sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Arkadaşlarım imece çağrılarını karşılayacak ekibimizin telefon numaralarını sizler için aktarıyor. Burayı aradığınızda açılmazsa da sorun değil. Bir şekilde bilgisayara düşüyor. Arkadaşlarım mutlaka size bir dönüş yapacaklar. Dünün üzen haberlerinden bir tanesi de bizim yayınlarımızda sıkça değerli dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Naci Özden namı diğer
Mazlum Çoruh biliyorsunuz son derece kritik stratejik kitaplarında yazarları çok önemli çıkışlarıyla bilim dünyasında farklı bir ses olan özellikle baraj ve benzeri enerji yapılanmasına ilişkin hafızalarda akılları karıştıran ve bu anlamda da farklı bir bakış açısını ortaya koyan isimlerden bir tanesiydi. Bizim sanıyorum Görev Vakfı'nın da mütevelli heyetinde görev alan isimlerden bir tanesiydi. Dün oğlunun bildirdiğine göre maalesef kaldırıldığı hastanede beyin ölümünün gerçekleştiği haberini aldık. Bundan dolayı üzüntümüzü bir kez daha ifade ediyoruz. Bizi arayıp soran dostlarımız söz konusu ama elbette kalbi atıyor hala ama bu anlamda bir beyin ölümünün gerçekleştiği oğlu tarafından sosyal medya hesabı aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu. Biz de süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz. Bir araya gidiyoruz. Aranın ardından yayınımız devam edecek. Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Günaydın Türkiye bir kez daha. Hoş geldiniz. Sözcü gazetesiyle devam edelim gündemimize. Hem haberlerimiz hem gazetelerimiz ve yine aktaracağımız önemli notlar söz konusu. Bakalım son 24 saatin gelişmesi Sözcü'ye nasıl yansımış. 82 milyondan Trump'a mektup diyor. Küstahlıkta ve hadsizlikte sınırı aştı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na diplomatik dilden uzak, tehdit ve hakaret dolu mektup gönderen ABD Başkanı'na bu milletin bir çift sözü var diyor. Türk milletinin mektubu ekselansları cümlesiyle başlıyor Sözcü gazetesinde. İşte milletin mektubu vurgusuyla yer alıyor o sayfaya da 82 milyon arkanda dik dur eğilme cesaretle karşı koy. Ve 82 milyon arkanda diyoruz. Yüzünü şeytan görsün senin, seni bir daha aramayacağız. Trump'a verilen yanıt ve Mehmetçik sana da selam çakıyoruz. Türk milleti vurgusuyla yer alıyor. Bu mektup haddini bilmeyen Trump'ın suratına tokat gibi inecek. ABD'ye 4 yaptırım. Adalet ve Milli Savunma Eski Bakanı Hikmet Sami Türk'ün önerisi yer alıyor. Pence Türkiye harekatı durduracak. YPG 120 saat içinde çekilecek vurgularıyla da dünkü son gelişme bu başlıkta yer almış. İnönü Johnson'a hak ettiği cevabı vermişti. Mektup krizi 55 yıl önce de yaşandı vurgusuyla da yer alıyor haberde ayrıntılar bu çerçevede. Devam edelim Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Cumhuriyet Gazetesi baskı durdurdu. ABD yaptırımları masaya koydu. Harekata ara verildi. Sınır boyunca güvenli bölge rüyası bitti şeklinde bir vurguyla haberi görmeyi tercih etmiş. Trump'tan eşi benzeri görülmemiş mektup skandal başlığıyla duyuruluyor. Gazetede 120 saatte YPG çekilecek. Trump'tan alkış aldılar şeklinde de bir başlıkla bu haberleri görmeyi tercih etmiş Cumhuriyet Gazetesi. Yine gündemle devam edelim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BBC'de yayınlanan bir programa katıldı. Teslim olan PYD'lerin bölgelerine Suriye ordusunun ilerlemesi gündemindeydi. Çavuşoğlu, Rusya'nın teröristleri Suriye ordusu eşliğinde bölgeden çıkartması halinde karşı çıkılmayacağını belirtti. Suriye ordusu PKK-PYD'yi teslim aldı. Birliklerin bölgedeki ilerleyişi ise Türkiye'yi rahatsız etmiyor. Ankara Şam hattında mesaj alışverişi sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BBC'nin Art Talk programında Barış Pınar Harekatı ile ilgili soruları yanıtladı. Türkiye için kritik noktanın bölgedeki PYD varlığı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Suriye ordusunun ilerleyişini değerlendirdi. Rusya, Şam ve Ankara arasında mesajları iletiyor. Eğer Rusya YPG unsurlarını Suriye ordusu eşliğinde bölgeden çıkartırsa buna karşı çıkmayız. Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin son derece kararlı şekilde hareket ettiğini söyledi. Gündeminde Türkiye'ye karşı yürütülen kara propaganda da vardı. Bu, ülkenin ya da bölgenin demografisini değiştirme çabası değildir. Demografiyi değiştiren YPG-PKK'dır. Bir kara propaganda yürütülüyor. Elimizde yeterli istihbarat var.
nerede olduklarını biliyoruz. Operasyonlarda tek bir sivil etkilenmedi. Resulayn ve Tel Abyad'a atfen iki büyük kent temizlendi diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu vurguladı. Ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları, Soylu'dan da terörle mücadele açıklaması geldi. Karadeniz ülkeleri sınır sahil güvenlik forumunda konuştu Soylu. ABD, Batı ülkeleri ve NATO'yu eleştirdi. Dünyanın bir yerinde güvensizlik varken başka yerlerde güvenlik olmadığını özellikle 100 yılın başından beri yoğun bir şekilde tecrübe ettik. Şunu söyleyeyim, bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Burada hepinizin huzuruna tekrar ifade ediyorum. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Amerika'dan da Batı'dan da büyük Allah var. Kim desteklerse desteklesin. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz bunlara nasıl müsaade ederiz? Biz NATO'da müttefikiz. Müttefiklerimiz bizi değil, terör örgütlerini tercih ediyorlar. Bunun için de DAEŞ'i bahane ediyorlar. Bunu ilkokul mantığıyla bile çözemeyenlerle nasıl yol yürünecek, nasıl izah edilecek elbette büyük bir soru işarettir. İyi, istikrarsızlığı bu bölgeye yükleyin. Kaçak göçmeni bu bölgeye yükleyin. Bu insanlar uğraşsınlar. Uyuşturucuya Avrupa'da ses çıkarmayın. Onu da bu bölgeye yükleyin. Geçişini, ticaretini. Biz kimsenin hamalı değiliz. Ve şunu ifade etmek istiyorum. Terörü bölgemizde kazıyıncaya kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Evet, İçişleri Bakanı'nın açıklamaları önemli. PKK Avrupa'yı terörize etmeye devam ediyor ve buna ses çıkartmayan bir Avrupa modeli hep karşımızda durdu. Şimdi o ayrıntıları bir bakalım. PKK Avrupa'yı terörize etmeye devam ediyor. Terör örgütü PKK-YPG yandaşları Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etme kisvesi altında Avrupa'da terör estirmeye başladı. Finlandiya'da 14 Ekim'de Helsinki'de 250 kişilik grup Türkiye'nin Finlandiya Büyükelçiliği binasına taşlarla saldırdı bu süreç içinde. Devam edelim. Belçika'da 11 Ekim'de terör örgütü yandaşları iki Türk gencini bıçaklı ve kesici aletlerle yaraladı. Almanya 10 Ekim'de terör örgütü yandaşları yine Ditip Mevlana Camii'ne ve Türk lokaline saldırı gerçekleştirdi. İtalya'da Cenova kentinde Türk Fahri Başkonsolosluğu'na terör örgütü yandaşları tarafından boyalı saldırı yapıldı. Yine Almanya'da 11 Ekim'de Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne ait diplomatik plakalı bir araç kundaklandı. 12 Ekim'de İtalya'da Roma Uluslararası Havaalanında Türk Hava Yolları Bankosu önünde Türk Hava Yolları'nın işlemlerini sekteye uğratmak ve yolculara engel olmak maksadıyla eylem yapıldı. Terör örgütü yandaşları Roma'da Türkiye'nin Kültür ve Tanıtma Müşavirliği önündeki duvarlara Türkiye aleyhine yazılar yazdı. 11 Ekim'de İsviçre'de yaklaşık 2000 terör örgütü yandaşı Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği önünde polisle çatıştı. 12 Ekim'de terör örgütü sempatizanları Basel'de Türk bayrağını ateşe verdi. Almanya'da yine 11 Ekim'de Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne ait diplomatik plakalı bir araç kundaklandı. Ve 12 Ekim'de YPG-PKK sempatizanları Türk İşçiler Derneği'ne saldırı düzenledi. İki kişi yaralandı. Nürnberg'de de bir Türk marketine yapılan saldırı sonucunda bir kişi yaralandı ve markette maddi hasar oluştu. İşte PKK'nın son Barış Pınarı Harekatı'nda ne kadar canının yandığını Avrupa'nın çeşitli kentlerinde gerçekleştirdiği bu eylemlerle bir kez daha göstermiş olduk. Tabii PKK Avrupa'yı terörize ederken Avrupa'nın bu terör örgütü yandaşlarına yumuşak muamelesi de gözlerden kaçmadı. O açıdan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun verdiği bu çerçevedeki mesajlar ayrı bir önem taşıyor. Bir kez daha altını çizmek istedik. Karar Gazetesi'ne bakalım. Son 24 saatin gelişmelerini Karar Gazetesi başlığında nasıl görüyor? Barış Pınarı'na 120 saat ara vurgusuyla vermiş haberi.
Beştepe'deki Erdoğan Pence zirvesinde Suriye'de yeni bir aşamayı ifade eden mutabakata varıldı. Ankara'nın 32 kilometrelik güvenli bölge yaklaşımı geçerli oldu. Pence, ateşkes yapılacak, YPG 120 saat içinde güvenli bölgenin dışına çekilecek dedi. Çavuşoğlu, bu bir ateşkes değil vurgusu yaptı. Teröristler bölgeden çıkana kadar barış pınarına arabileceğiz. YPG'nin ağır silahları toplanacak vurgusu dikkat çekerken Erdoğan'la Pence'in el sıkışmasındaki fotoğrafta hemen arkada kalpaklı Atatürk'ü resminin olması yine önemli ayrıntılar arasındaydı. Gazete bu fotoğrafı kullanmayı tercih etmiş. Türkiye, YPG'ler 5 gün içinde güneye doğru çekilecek derken Tel Abyad ve Rasulayn'dan M4 otoyolunun ilerisine doğru yani yaklaşık 20 mil 32 kilometre civarında bir çıkışları söz konusu olacak. Bunu ifade edelim. Tabii bütün bu sürecin bir analitiği ve analizine eğer ihtiyaç duyulacak ve bundan sonra da elbette biz de uzmanlar çerçevesinde bunları ayrıntılandırmayı sürdüreceğiz. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Barış Pınarı Harekatı'nda Amerika'ya tanınan 120 saat ve dün gerçekleşen sosyal medya saldırıları çerçevesinde bugün saat 12.45'te bir basın açıklaması yapacak, tüm süreci değerlendirecek. Harekatın başlangıcında gerçekleştirdiği köşe yazısında güvenli bölgenin ötesinde sonrasında yine bir güvenli bölge mi kuracağız derken özellikle Suriye ile işbirliği meselesine dikkat çekmişti Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek. Özellikle dün gerçekleşen Amerika ile Türkiye arasındaki 120 saatle Amerika'ya süre verilmesi meselesi başta olmak üzere bütün bu gündemin satır arası ayrıntılarını yanıtlamasını bekliyoruz. Yeni Çağ gazetesine bakalım. O başlığını ve manşetini nasıl değerlendirmiş bugün? ABD alçaklığı olarak sürmanşette skandal mektubu sürmanşete taşıyor. Yeni Çağ gazetesi manşet sütununda da Barış Pınarı'na 5 gün temizlik arası vurgusuyla yer veriyor gazete. ABD ve Türkiye heyetleri arasında Ankara'da yapılan müzakerelere göre YPG-PKK 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkacak. TSK harekatı durduracak. Trump açıkladığı ekonomik ve siyasi yaptırımları askıya alacak. Heyetler 2 saat 40 dakika sürdü. Tabii en önemli savaş diplomaside kazanılan savaşlardır. Bu çerçevede de gazetelerin hemen hemen tamamı Amerika'ya verilen 120 saat vurgusuna özellikle dikkat çekerken bu süreç içinde bu işin gereği yerine getirilmezse o tünellere ya da o sürece de yine gerekli yanıtın verileceğini net bir şekilde vurguladılar. Trump'ın bu skandal mektubuna ilişkin yine birbirlerine girdiler vurgusuyla Amerika'da gerçekleşen o toplantının fotoğrafı da daha önce diğer gazeteden okumuştum. Yer alıyor değerli seyirciler, bunu da ifade edelim. Tünellere nokta atış Türk tankçısının da önemli başarılarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Dünün önemli noktalarından bir tanesi de ki bu Mehmetçiğimize bizim başlattığımız Mehmetçiğe selam gönder kampanyası çerçevesinde HDP il başkanlığı önünde duran ailelerden gelen selamı sizlere yansıtmıştık. Vatan Partisi öncü kadın başkanı Meltem Ayvalı Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileleri bir kez daha ziyaret etti. Ayvalı ve heyeti alkışlarla karşılandı. Türkiye'ye birlik fotoğrafı verilen evlat nöbetindeki aileler birlikte cephedeki Mehmetçiği selamladı. Diyarbakır'da HDP il başkanlığı önündeki ailelere ziyaretler sürüyor. Vatan Partisi öncü kadın genel başkanı Meltem Ayvalı ve heyeti alkışlarla karşılandı. Duygusal anlar yaşandı. Ayvalı evlat nöbetindeki ailelere yalnız değilsiniz dedi, teşekkür etti. Siz evlatlarınıza kavuştuğunuzda sizin sevinciniz bütün Türkiye'nin sevinci olacak. Siz Türkiye'nin İzmir'den Van'a kadar, Diyarbakır'dan Ordu'ya kadar, Trabzon'a kadar bir olduğunu gösterdiniz. Çocukları PKK tarafından kaçırılan ve alıkonan aileler Meltem Ayvalı ile birlikte Diyarbakır'dan Türk ordusuna selam gönderdi.
Evet, annelerin feryadı çok yerinde, çok açık ve çok net. Bunu açıkçası şu çerçevede de terör örgütünün insan hakları ihlallerine ilişkin ortaya koyduğu o grafikle de bir kez daha anlayabiliriz. Çünkü terör örgütü katliam yaratan ve insanları işte bakın mağdur eden nasıl bir zemin yaratıyor. YPG PKK'nın Tel Abyad'daki insan hakları ihlalleri, Türkiye'nin Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad, Haziran 2014'te DAEŞ işgaline girdi. YPG PKK ABD desteğini alarak DAEŞ'i buradan çıkardı ancak Haziran 2015'te kendisi işgal etti. Terör örgütü nüfusunun çoğu Arap olan kırsalında Türkmenlerin de yaşadığı ilçede tehcir, zorla silah altına alma, keyfi tutuklama, haraç toplama gibi insan hakları ihlalleri işledi. YPG PKK Tel Abyad'da Suriyeli sivillere 4,5 yıl boyunca verdiği zararın yanı sıra bu ilçeden Türkiye'nin sınır güvenliğini de tehdit ediyordu. Türkiye, PKK terörüne karşı sınır içinde ve ötesinde verdiği 35 yıllık mücadele kapsamında Tel Abyad'daki terör hedeflerini operasyon düzenledi. 9. günde Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye ve Türkiye'ye bağlı güçler Tel Abyad'ın kırsalındaki teröristleri etkisiz hale getirmeyi sürdürdü. Suriye kanadından Türk Silahlı Kuvvetleri ile entegre bir şekilde bölgede bulunan güçler kurtarılan köylerde güvenliği sağlarken teröristlerle girilen çatışmalar sırasında geçici olarak kenti terk edenler ve yıllar önce tehcir edilen Tel Abyadlı siviller de rahat bir nefes alıyordu ve çok uzun yıllar sonra tekrar buluşmalarına sahne oluyordu bu görüntü. Tel Abyad'da örgütün baskı ve terör rejimi neticesinde yaklaşık 50 bin Arap ve Türkmen sivil yerinden edildi. Fırat'ın doğusu olarak adlandırılan bölgede yerinden edilenlerin sayısının 2 milyonu bulabileceği ifade ediliyor. 250 bin civarında Kürt sivil Türkiye ve Irak'a sığınıyordu. Bu çerçevede işte terörün getirdiği acı yıkımlarda son Barış Pınarı Harekatı'ndan yansıyan notlarda da bunlar ön plana çıkıyordu. Antalya'da yurttaşlar Mehmetçiğin kahramanca yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nı selamladı. Analar dualarıyla, babalar zafer dilekleriyle kutlu harekat sürecini izliyor. Kesin zafer için çağrılarsa Suriye ile el sıkışmaya dönük genç yaşlı tüm yurttaşlara göre Barış Pınarı Harekatı hem bölgemiz hem de Türkiye için acil bir zorunluluk. Dualarımız onlarla, tamamen destekliyorum. Her gece yatarken onlar için dua ediyoruz. Allah ve yar ve yardımcılar olsun. Selam olsun hepsine. Allah yar ve yardımcıları olsun hepsinin. Allah'ım yardım etsin. Devletimizi, milletimizi. Gene askerlerimiz olmasa ne yaparız? Kılıçları keskin olsun de gittikleri yolu düzgün gitsinler, düzgün gelsinler. Rejimle işbirliği yapılması lazım. Rejimle görüşmesini istiyorum. Neden? Birlikte bütünlüğü, Türkiye bütünlüğü, Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlaması için. Mecbur. Olacak gibi de geliyor bana. Toprak bütünlüğü yoksa tamamen parçalanacak. O zaman Amerika falan dışta kalacak. Arkasındayız yani. Terörden kurtulmak için yapıyoruz bunu. Evet. Gerekli bir şey yani yapılan. Bence gerekli çünkü onları sadece hani orayı temizlemek değil de düşmanı kendi içimize sokmamak mabedinde olarak düşünüyorum ben hani ülkemize girmemesi için. İleriki aşamalarda buradaki savaş Türkiye'yi de tehdit edebileceği için bence gerekli buluyorum ben. Barış Pınarı Harekatı'na. Bizim rahat uyumamız için savaşan bütün Mehmetçiklere kolay gelsin diyorum, iyi görevler diliyorum. Hepsinin yanındayız, Allah yar ve yardımcılar olsun. Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun inşallah. Gönüllerimiz beraber, onlarla beraber. Türk askerinin tabii ki her zaman yanındayız. Bu tür durumlar bizim milliyetçi duygularımızı kabartan güzel şeyler. Memleketi huzursuz eden terör batağını kurutmak için bir hamle yapıyor devletimiz. Başka çare yok. Türkiye Cumhuriyeti ordumuza başarılar diliyorum. Gerçekten çok geç kalmış bir yani olay. Hakikaten şu ana kadar Türkiye'nin 30-40 sene yaşamış olduğu içinde bir kan yani. Bunu inşallah ordumuza Allah zafer verir. Başarıyla sonulmasını diliyorum. Mehmetçiklerimizin hepsine selam. İnşallah başarıyla dönerler. Evet, yurttaşlarımızın il il görüşlerini yansıtmaya devam ediyoruz. Hem sosyal medyada hem de
gerçekleştirdiğimiz röportajlarda gerçekten tam bir birlik ve bütünlük olgusu hakim. Bunun özellikle altını çizelim. Gazete gündemimizle devam edelim. Volkan gazetesi, ateşkes yok, YPG çekiliyor. Zirvenin ardından 13 maddelik ortak bildiri başlığıyla vermiş dünkü gelişmeleri. Dün Beştepe'de bir araya gelen anavatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkan Yardımcısı Pence'in baş başa ve heyetler arasında 4 saat 20 dakika süren görüşmeleri sonunda uzlaşma sağlandı. Ateşkes yok, YPG çekiliyor vurgusuyla veriliyor haber. Önemli haberler var tabii yine birinci sayfada Volkan gazetesinde. Tatar'ın adaylığı kesin gibi tabandan gelen sese kulak vermek zorundayım. UBP'nin ay sonu veya Kasım'ın ilk haftası Başbakan ve Parti Genel Başkanı Ersin Tatar'ı partinin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmesi bekleniyor. UBP Genel Başkanı Ersin Tatar dün yaptığı açıklamada bu yönde işaret verirken UBP Onur Başkanı 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da yaptığı açıklamada UBP'nin belirleyici adayın kazanması için elinden gelen çabayı göstereceğini vurguladı diyor. Ve Başbakan Tatar'ın da tabandan gelen sese kulak vermek zorundayım. Tatar'ın adaylığı kesin gibi başlığıyla duyurmuş gazete haberi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Hüseyin Macit Yusuf, Anavatan Türkiye'nin Barış Planı operasyonunu bugün köşesine taşırken Sabahattin İsmail'in köşe yazısında da Akıncı'nın tutarsızlığına örnekleri sıraladığı bir yazı söz konusu. Türk Hava Kuvvetleri cevabını vermeli. Rum-Yunan ilişkisinden büyük tahrik, Yunan F-16 savaş uçakları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden uçarak atışlı tatbikat yaptı. Önemli bir haberi duyuruyor. Dün sabah adaya gelen 3 F-16 Yunan savaş uçağı RMMO'nun yaptığı Çelikok adlı tatbikata katılarak Buda köyündeki atış alanına atış yaptı ve buna bir yanıtın verilmesi isteniyor. Artık donanmamız Bahriye çifteltelisi mi yapar ya da uçaklarımız gereken yanıtı nasıl verir onu zamanla mutlaka göreceğimizi düşünüyoruz. İlerleyen günlerde ayrıntılara bakarız. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 Ekim'de de Rusya'ya gidecek. Erdoğan, Soçi'de Rus lider Vladimir Putin'le görüşecek. Türkiye ve Rusya arasındaki diplomasi trafiği liderler düzeyinde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 Ekim'de Rusya'ya günübirlik ziyarette bulunacak. Erdoğan, Soçi'deki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek. Ziyarete ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı tarafından yapıldı. Barış Pınarı Harekatı başlamadan önce iki lider telefon görüşmesi yapmıştı. Görüşmeye ilişkin açıklamada Putin, Erdoğan'ı gelecek günlerde çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Rusya'ya davet etti denilmişti. Tabii bölgedeki hareketlilik arttıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları da bu çerçevede dikkat çekiyor. Bir yandan Amerika Başkanı'nın işte ayın 13'üne verdiği randevunun bu 5 günlük sürecin durumuna göre gerçekleşip gerçekleşmemesi gündemde. Ama diğer yandan da kesinleşen diğer randevuda da bölgesel anlamda önem taşıyor. 22 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir araya geleceği duyuruluyordu dün hızlı gelişmelerin arasında. Bolu'da AK Parti, Vatan Partisi, MHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve CHP vatandaşlarla Mehmetçik için yürüyüş yaptı. Erzincan'da Türk ordusu için 700 araçlık bir konvoy oluşturuldu. Dev Türk bayraklarıyla sloganlarla yürüdüler. Bolu'da yaşayan vatandaşlar Mehmetçik için yürüdü. Bolu Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yürüyüşe AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Vatan Partisi katıldı. Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık hep birlikte dua etti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Türk ordusu için selam istedi. Belediye başkanımız olarak terör örgütüne inat, Trump'a inat, UEFA'ya inat, terör örgütüne inat, tüm Bolu adına, askerimize ve kahraman ordumuza
saygılarımı sunuyorum. Bu görüntülerse Erzincan'dan. 700 araçlık bir konvoy kent meydanında Türk bayraklarıyla tur attı. Coşkulu kutlama Erzincan Büyükşehir Belediyesi'nin önünde son buldu. Milli sporcularımız aldığı her madalyayı Mehmetçi'ye armağan etti. Birçok spor dalında yarışan sporcularımız başarılarını asker selamıyla kutladı. Kırmızı! Spordaki her başarı Mehmetçi'ye armağan edildi. Barış Pınarı harekatı onlar için motivasyon kaynağı oldu. Bu Senaz Sürmeli. O Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda şampiyon oldu. Altın madalya sevincini asker selamıyla kutladı. Biliyorsunuz ki ülkemiz zor bir durumda ve Barış Pınar harekatı var. Zaten final maçımın sonrasına girerken antrenörüm bana onlar için savaş, onlar için elinden geleni yap demişti. Onlar için savaştım ve ülkemi biraz olsun, birazcık olsun gururlandırabildiysem ne mutlu bana. Dünya şampiyonu milli boksör Buse Senaz, final müsabakası tamamlandığında gururlu ve mutlu olduğunu belirtti. Oldu bu sefer dedim yani, bu sefer yaptım, onlar için yaptım diye düşündüm. Tabii ağlamaktan çok bir şey düşünemiyorsun o anda ama çok mutlu oldum ve gururlu oldum kesinlikle. Sürmeliyle aynı şampiyonada fakat farklı kilolarda yarışan Elif Güner'i ikinci oldu. O da gümüş madalyasını Türk askerine hediye etti. Sınırımızdaki Barış Pınarı harekatındaki askerlerimize armağan etmek istiyorum dünya ikinciliğimi. Dört bir yandan gelen başarıların üzerine kickboks milli takımımızda bir yenisini eklemek istiyor. Motivasyon kaynakları ise teröre karşı amansız bir mücadele veren Türk askeri oldu. Kırmızı! Milliler, Bosna Hersek'te 19-27 Ekim'de düzenlenecek Vako Dünya Büyükler Kickboks Şampiyonası'na katılacak. Milli takım Mehmetçik için ringe çıkacak. Şu anda Türkiye zor bir dönemeçten geçiyor. Askerlerimiz, kahraman ordumuz cephede savaş veriyor. Biz de inşallah ringlerde savaş vereceğiz. Biz Türkiye'yi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan tüm askerlerimize, polislerimize, kolluk kuvvetlerimize ve özel harekata buradan selamlarımızı iletiyoruz. En iyi şekilde ülkemi temsil edeceğime inanıyorum. Buradan askerlerimize selam gönderiyorum. Türkiye'nin her köşesinden Barış Pınarı Harekatı'na destek gelmeye devam ediyor. Mehmetçik için kurbanlar kesiliyor, selamlar verilmeye devam ediyor. Türkiye'nin kalbi sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele eden Mehmetçik'le çarpmaya devam ediyor. Selam duruluyor, kurbanlar kesiliyor. Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye tek yürek oldu. Türkiye'nin güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için harekete geçen Türk askerine destek çığ gibi büyüyor. Yüreğimiz Mehmetçik'le atıyor. Zafer Türk milletinindir. PKK ve YPG ezilecek, Amerika yenilecek. Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir'de sınır ötesinde mücadele eden Mehmetçi'ye selam durdu. Şimdi hep birlikte tekrar Mehmetçi'yi selamlıyoruz. Selam olsun Mehmetçik'e. Adana'da Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı operasyona katılan askerler için kurban kesti. Bu görüntülerse Erzincan'dan. Kentte ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan demiryolu işçileriyle Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Raylı Sistemler Teknolojileri öğrencileri Mehmetçik için selam durdu. Selam olsun. Bir aranın ardından devam edeceğiz. Evet efendim, gündemimize devam edelim. Cephede mücadele eden Mehmetçi'ye destek gerçekten olağanüstü.
İstanbul'da okuyan vatansever üniversite öğrencileri ayrı noktalardan asker selamı verdi. Orduya başarı diledi. Sakarya'daysa özel öğrencilerle polis ekipleri aynı anda Mehmetçi'ye selam gönderdi. Vatan sana gönül feda. Mehmetçik için atılan sloganlar hep bir ağızdan yükseldi. Vatan sana gönül feda. Barış Pınar Harekatı'nda cephede mücadele eden Mehmetçi'ye destek giderek büyüyor. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. İstanbul Marmara Üniversitesi öğrencileri Göztepe kampüsünde önce bir yürüyüş düzenledi, sonra basın açıklaması yaptı. Buradan ilan ediyoruz. Türk gençliği Mehmetçiğin yalnızca bir adım arkasındadır. Vatansever gençlik açıklamanın ardından Mehmetçiğe asker selamı gönderdi. Emperyalizmin bölgemizde çizmek istediği harita kahraman Türk ordusunun postalları altında kalacaktır. Bundan 100 sene evvel Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yerle bir edilen emperyalizm bugün tekrardan yok olmaya mahkumdur. İstanbul Üniversitesi öğrencileri de Beyazıt'ta bulunan kampüsteki Atatürk anıtı önünden verdi selamı. Şu an sınır bölgemizde canı pahasına mücadele eden Mehmetçiğimizin yanındayız. Türk askerine selam gönderen gençlik terörle mücadele eden orduya başarı diledi. Mehmetçiğin sonuna kadar arkasındayız. İstanbul Üniversitesi olarak daima Mehmetçiğimizin yanındayız. İstanbul Üniversitesi adına bu konuşmayı yapmaktan gurur duyduk. Mehmetçiğimizin her zaman yanındayız. Operasyonu başaracağına hiçbir şüphemiz yok. Bir özel görüntü de Sakarya'da kaydedildi. Nilüfer Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileriyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri aynı anda Mehmetçi'ye selam durdu. Asker selamının ardından Türk bayrağı açıldı. Elini indirme. Evet, aptal. Evet, vatansever sesler işte böyle yükseldi ama sosyal medyada, yani işte datalarınız, database'leriniz uluslararası şebekelerde ise çat diye böyle sizin sesinizi kısmak isterler. Öyle bir gün ve gündem yaşanmıştı dün. Biz onun için milli yazılımı, milli teknolojileri her zaman önemsediğimizi ifade ettik. Twitter'da dün Vatan Partisi'nden, Türkiye Gençlik Birliği'nden, Aydınlık Gazetesi'nden birçok ismin hesaplarının askıya alındığı gerçeği ortaya çıkmıştı. İşte gördüğünüz gibi emperyalizm böyle. Canı istediğimi gerçekleri gizlemek, vatanseverleri engellemek için hiçbir fırsatı kaçırmazlar. Bu çerçevede işte ulusal kanal her zaman olduğu gibi adeta bir telgrafçı Hamdi gibi görev başındadır. Ve ulusal kanalında bu ay sonuna kadar yaklaşık 388.815.17 kuruşluk bir uydu ödemesi söz konusu. 31.10.2019 tarihine kadar da bu bakiyenin kapatılması talep ediliyor. Ve bu çerçevede biz de sizlere imece çağrımızı bir kez daha yineliyoruz. Arkadaşlarım telefon numaralarını sizlere aktarıyor değerli seyircilerimiz. Suriye sınır hattındaki okullar tatil edildi. Eğitimin aksamaması ve öğrencilerin mağdur olmaması için önlemler alındı. Şanlıurfa'da inceleme yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerinin başka okullara nakledileceğini açıkladı. Sınır hattında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak başta olmak üzere sınır bölgelerinde eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınır hattındaki okulların öğrencilerinin başka okullara nakledileceğini açıkladı. Bu eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak kaydıyla geçici olarak e-okul sistemimizde nakil nedenleri arasına ikametgah kontrolü yapılmaksızın eklenen misafir öğrenci geçici nakil nedeni seçeneği üzerinden kayıtları yapabilmekteyiz. Bu değişikliği yapan öğrencilerimizin destekleme ve yetiştirme kurslarına devam etmeleri konusunda da tedbirler alınmıştır. Bakan Selçuk, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Alınacak önlemleri anlattı. Öğrencilere telafi eğitiminin verileceğini belirten Selçuk, nakillerde de öncelik ailenin olacağını söyledi. Eğitimin aksaması söz konusu olamaz. Her şekilde eğitimin devam etmesi için gereken tedbirlerin alınması esastır. Barış Pınarı harekatıyla tatil edilen okullardaki öğrenciler için de telafi eğitimleri yapılacak. Ara verilen okullarımızda öğrencilerimizin telafi eğitimlerinin alınması için de
gerekli planlamalar yapılmıştır. Bakanlığın kararı sonrası Mardin ve Şırnak valiliklerinden açıklama geldi. Şırnak'ta 55, Mardin'de 156 okulda eğitime ara verildi. Evet, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ABD ve Avrupa'dan tehditleri de beraberinde getirdi. Ülkemiz öğretilmiş bir çaresizliğe mahkum değil elbette. Gelen tehditler ve yaptırımlar için çözüm aslında çok basit. Türkiye'nin kendi masasını kurması gerekiyor. Radikal bir değişiklikle Türkiye'nin yönü tamamen değişmeli. Sabit kur sistemi ise bu yolun ilk adımlarından biri olabilir. Ancak üretim devrimi tüm hamlelerin temelini oluşturuyor. Tehditlerse Türkiye'yi çözüme itiyor. Things are changing, folks. Peş peşe gelen tehditler, kur baskıları, okyanusun ötesinden atılan tweetler. Ekonomi her şeye rağmen direniyor. Türkiye'ye unutturulmak istenense olağanüstü bir durumdan olağanüstü önlemlerle çıkılabilecek olması. Amerika'ya şunu göstermek gerekiyor. Biz artık sizin masanızda değiliz. Bu masanın hizmetçisi değiliz, kölesi değiliz. Başka seçeneklerimiz de var. Yeni bir dünya kuruldu. Bu dünyaya kuvvetli bir adım attık. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump her gün eline telefonu alıyor. Sosyal medya hesabından mesaj atıyor. Bazen Türkiye'nin ekonomisini yok ederim diyor. Bazense insanlar gerçekten Türkiye ile savaşa girebileceğimizi mi düşünüyor diyor. Ancak yaptırım dilinden hiçbir zaman vazgeçmiyor. Amerika bizim patronumuz gibi, bize iş veriyormuş gibi, bizim karnımızı doyuruyormuş gibi üst perdeden açıklamalar yapıyor, tehditlerde bulunuyor. Senin işlettiğin bu işletmeden çıkalı, istifa edeli çok oldu. Biz başka bir yerdeyiz artık. Son ilansa Amerika'nın Türkiye'ye düşmanlığını gözler önüne serdi. Trump, 3 seçeneğimiz var. Ya asker göndereceğiz, ya Türkiye'yi yaptırımlarla vuracağız, ya da Türkiye ve Kürtler arasında arabuluculuk yapacağız diyerek 3 seçenek mesajıyla düşmanlığını ilan etti. Türkiye aslında kendisine öğretilmiş bir çaresizliği yaşıyor. ABD'nin ve Avrupa Birliği'nin tehditlerinin temelinde ise sistemin korkuları yatıyor. Yani kurulan düzende Türkiye'nin bir oyuncu olması tehditlerin temelini oluşturuyor. Unutturulmak istenen çıkış yoluysa bir köşede bekliyor. Dolar yükselirse ne olur? Borsa iflas ederse ne yaparız ve faizler çok yükselecek gibi korkularla milli çıkarlar esir alınmak isteniyor. Oysa ki Türkiye çaresiz değil. Peki sunulan o çözümler neler? Türkiye acilen sabit kur rejimine geçmeli. Döviz kullanımı devletin kontrolünde olmalı. Şunu diyebilmeliyiz kardeşim, ben sabit kura geçiyorum. Gereksiz ya da ikame edilebilecek ithalat önlenmeli. Türkiye üretebildiklerini kendi içinde üretmeli. Gümrük birliğinden çıkılmalı. Gümrük birliğinden gördüğümüz zararın haddi hesabı yok. Gümrük anlaşmasına dahil olup kalkınabilmiş, zenginleşebilmiş bir ülkede yok. Devlet kendi gümrük duvarlarını kaldırıp indiremiyor. Bizden alacağı olan Avrupa Birliği kurumları uyarılmalı. Şimdi bizim dünyaya 500 milyar dolara yakın borcumuz var. Bunu da ezici bir çoğunluğu Avrupa Birliği ülkelerine. Sizin benden alacağınız para benim olduğum kadar sizin de sorununuz. Benim lehime lobi yapacaksınız. Yatırımcılarınızı benden çekmeyeceksiniz. Ben de Türkiye'deki iktisadi sistemde çarkları döndürüp size olan borcumu da ödeyeceğim. Bunu söyleyebilmek gerekiyor. Yani biraz sertleşmek, agresifleşmek gerekiyor tabiri caizse. Peki sabit kur ne anlama geliyor? Bir üst ve alt sınır belirlenir her gün ve bu üst ve alt sınırın altına inmesi ya da yukarı üstüne çıkması engellenir. Türkiye'nin içinde bulunduğu kur rejimine 2002 yılında geçildi. Öncesinde ise dövizin alım satımı devlet kontrolündeydi. Ta ki o meşhur dalgalı kur tartışmasına kadar ve sonra döviz kontrol edilemez hale geldi. Piyasa kendi oyuncularını yarattı. Emekli maaşını alandan kredisi yatan öğrenciye kadar herkes döviz bürosuna koştu. Tehlike çanları üretici için çalmaya başladı. Düşünebiliyor musunuz? Bugün 8 liradan bir sipariş aldınız. Yarın dolar 10 lira olabilir ve siz bu siparişi yerine getirmek için 8 liraya aldığınız siparişi 10 dolardan ham maddesini almak zorunda kalıyorsunuz ve bunun gibi. Yani sabit kur buna karşı bir tedbirdir. Fakat bu sistemde üretim devrimi hayati önem taşıyor. Ne adım atarsak atalım, bir kere bunların temelinde üretim devrimi yatmalıdır. Çünkü uzmanlara göre üretemeyen bir ülkenin alacağı bu tedbirler eksik ve yetersiz kalacak. Türkiye üretime odaklanmış, üretimi ilk sıraya koymuş, bir üretim davasına inanmış ve bunun için kolları sıvamış bir ülke, bir sistem kurabilmeliyiz. Meselenin özü başlıca bu. Evet efendim, ekonomi önemli gündem. Aydınlık gazetesinden İsmet Özçelik'in de bugün köşesinde bu gündem vardı. Üretim ekonomisi, milli yazılım ki
İşte aslında Barış Pınarı Harekatı bu ülkede sorunların nasıl çözüleceğine dair çok yönlü mesajları da barındırıyordu. Yani sadece terör örgütünün darmadağın edilmesi değil, doğru hedeflerde bir milletin nasıl birleştiğini ortaya koyabilmek ve orada da gerçekleşen yerli üretim, işte İHA'lar, SİHA'lar, yerli üretim silahlarımızın ne kadar etkili ve etken olduğunu gözlemleyerek de bu süreçten çıkışın yol haritasının kodlarını bulmak mümkün. Ya %5 büyüyemezsek diyor İsmet Özçelik yazısında. 2020 yılı bütçesi meclis başkanlığına sunuldu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal dün bütçeyle ilgili basını bilgilendirdi. Özetle 2020 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 95,5 milyar, faiz dışı giderler 956,5 milyar, bütçe gelirleri 956,6 milyar, vergi gelirleri 784,6 milyar, bütçe açığı 138,9 milyar lira olarak öngörüldü. Öngörüler tutar mı? Kağıt üstünde normal ama öngörüler tutar mı? Orası tartışmalı. Açıklama sonrası eski maliyecilerle, bürokratlarla, ekonomistlerle konuştum. Tutar diyen pek olmadı. Kağıt üstünde fena değil demekle yetindiler diyor İsmet Özçelik yazısında. Her şey %5 büyümeye bağlı. Ağbal'a çok sayıda soru yönelttik. Verdiği yanıtları dikkatle dinledim. Hesaplar yapılırken yeni ekonomik program baz alınmış, özellikle de %5 büyüme. İç piyasa canlanacak, vergi gelirleri artacak, gayrimenkul satışlarından, otomotiv satışlarından daha çok para gelecek. Yani her şey %5 büyümeye bağlı. Ya olmazsa? Ağbal, gazetecilerin sorularını yanıtlarken aklıma takıldı. Daha önceki program hedefleri tutmadı. Temmuz ayı işsizlik patladı. 2019 hedeflerinin bile tutması imkansız. Bütçe de öyle. Bir kerelik gelirleri ayırırsak açık çok büyük. Önümüzdeki yıl bunlar da yok diyor yazısında İsmet Özçelik. Yani diyor %5 hedefi tutmazsa bütçenin hali ne olacak? Bu yıl 80 milyar bütçe açığı öngörülmüştü. Takviyelere rağmen %50'den fazla şaşacak. 2020 için hedef 138,9 milyar lira ama 2019 ve 2020 için gösterge. Yıl sonunu düşünmek bile istemiyorum diyor yazısında. Kamuda tasarruf, bütçede kamuda tasarruftan söz edilmiyor. Araba bina saltanatı konularında bir gelişme yok. Üretim ekonomisi pas geçilmiş. Tarım teşvikleri yasanın öngördüğünün altında. Her geçen yılda azalıyor. 2020 için de durum aynı diyor İsmet Özçelik. Evet, Çalakalem meclise sunulan 2020 bütçesini Profesör Doktor Aziz Konukman'a sordum. Değerlendirmesi özetle şöyle. 2019 yılı bütçesi ortada. Ödenek üstü harcamalar var. Borçlanma limiti aşıldı. Düzenlemesi de yapılmadı. Yapılan borçlanma yasa dışı, orta vadeli mali plan yeni yayınlandı. 6 günde bütçe hazırlanmış. Teknik çalışmaları çıkarsak 4 günde. Bu yıl beklenen büyüme 2,3'tü ama şu anda gerçekleşme tahmini 0,5. Bu ekonomi seneye %5 büyüyecek. Hesaplar buna göre yapılmış. İpuçları, kaynakları yok. Gelir tahminleri abartılı. Daha açıkçası %5 büyüme hayal vurgusuyla yazı öne çıkıyor. Özellikle yeni ekonomik programın hedeflerindeki sıkıntılara yer veriliyor yazıda. Bütçe de öyle. Çalakalem yapıldığı çok açık. Emekçinin adı yok. Geçen yıl bütçesinde kamu hizmetlerinde yapılacak zam enflasyon hedeflerine uygun olacaktı. Gerçekleşme çok üstünde oldu. Şimdi ücretlere zam da tırpanlanıyor. Gerçekleşen değil, öngörülen enflasyon hedef alınacak. IMF'nin isteği diye bir vurgu var. İşçi, memur, çiftçi, emekli. Bütçede emekçinin adı yok. Uzmanı böyle diyor, diyor İsmet Özçelik bugünkü yazısında uyarıyor. Mehmetçiğe sınır yok, Naci Ağbal'a Barış Pınarı Harekatı da soruldu. Operasyon uzarsa sıkıntı olup olmayacağı merak ediliyordu. Ağbal net konuştu. Mehmetçiğe sınır yok, ne gerekiyorsa verilecek diyor İsmet Özçelik bugünkü yazısında. Tabii sadece Türkiye açısından değil, özellikle emperyalizmin dünyayı etkileyen tablosunda çok ciddi bir yoksullaşma ya da rantın büyümesi gibi seçenekler karşımızda. Şimdi dünyada 1,3 milyar yoksul yaşıyor grafiğinden notları aktaralım. Birleşmiş Milletler 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü kapsamında düzenlenen çeşitli etkinliklerle uluslararası kamuoyunun bu konudaki farkındalığını arttırmak için çaba sarf ediyor.
Dünyada yoksul kişi sayısı 1.3 milyar olarak belirlenmiş. Dünya nüfusunun %23'ü yoksul. Dünyada her 9 kişiden biri açlıkla mücadele ediyor. Yoksul nüfusun yarısı 18 yaş altı, 3'te biri ise 10 yaş altı diye ekleniyor bu grafiğe. Dünyanın en yoksul ülkeleri kişi başına gayri safi yurt içi hasıla ve dolar bazlı yapılan çalışmada. Şimdi de o tabloyu görelim. Biraz aşağıya devam edelim. Nijer 990'la gayri safi yurt içi hasıla ve dolar bazlı çalışmada ön sırada. Sierra Leone 1480 ile konulanmış. Liberya 710, Orta Afrika 730, Kongo Demokratik Cumhuriyeti 870, Burundi 770, Malawi 1180 ve Mozambik'te 1200'lerde harita üzerindeki ve hem de rakamlara yansıyan tablosu böyle. Devam edelim. Komorlar galiba var aşağıda. Evet, devam edelim arkadaşlar. Aşağıda Komorlar 1570 ve Madagaskar'da 1510'larda yansıyor. Yani dünya nüfusunun da 1.3 milyarlık kısmının yoksul olması ve işte özellikle hedef alınan ülke ve bölgelerin haritası da bu şekilde sıralanıyor. İşte bütün bunlara çözüm az önce değerli dostum da, ekonomist dostum da röportajda aktardı. Üretim ekonomisinden geçiyor. Hani Mehmetçi'ye elbette her şey verilecek ama işte Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında mühimmat sıkıntısını geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı katıldığı bir televizyon kanalında anlatmıştı. Ve bunun sonrasında gelişen yerli teknolojilerimiz de bu sorunun çözülmesine vurgu yapmıştı. Böyledir emperyalizm. İşte Twitter'dan sizin hesaplarınızı kapatır, size mermi vermez, size bağlılığınızı sürdürdüğünüz sürece nefes almanıza imkan vermez. Borçlanma ekonomisiyle üzerinize baskı kurarak oluşturduğu sistemle de dünya genelinde 1.3 milyar, Türkiye'de de işte operasyon yaparsam senin düğmene basarım, dolarını fırlatırım, borç yükünü arttırırım, çökertirim gibi bir sistemin içine sokuverir. Bu açıdan işte ulusal kanal önemli. Emperyalistler gerçekleri gizlemek, vatanseverleri engellemek için de elinden geleni yaptığı bir günü ve gündemi geride bırakırken bir kez daha imece çağrımızı sizlere hatırlatmak istiyoruz. Onun için telgrafçı Hamdi görevini yerine getiren ulusal kanala ihtiyaç var. Sadece duymak istedikleriniz için değil, biz burada gerçekler için bulunuyoruz. Her kesimin eğrisini doğrusunu uzmanlarıyla ve gerçekleştirdiğimiz stratejik haber yaklaşımıyla sizlere yansıtma kararlılığımızda bu ay kritik dönemlerden biri. 31.10.2019 tarihi itibariyle neredeyse 400 bin TL'ye yakın bir bütçe TürkSat'a ödeme sürecimiz söz konusu. Bu açıdan da sizlerin desteklerini bekliyor olacağız değerli seyircilerimiz. Ulusal kanala Türkiye'nin gerçeği için ihtiyaç var. Üretim ekonomisine geçiş için ihtiyaç var. Artık sadece biz değil, diğer kanallarda yayın yapan herkes de açıkça dile getiriyor. Aydınlık Gazetesi'nin, ulusal kanalın öngörüleri bir bir ortaya çıkıyor diye, yaşadığımız süreç onları haklı çıkartıyor diye altını çize çize ısrarla onlar da kararlılığımızı ve bu konudaki hakkımızı teslim etmeye İsteseler de istemeseler de başlıyor. Ulusal kanal bu anlamda gerçekten son derece özverili personeli ve birbirinden değerli uzmanlarıyla birlikte sizlere önümüzdeki sürecin yol haritasını ve stratejisini yansıtmaya kararlılıkla devam edecek. Bu uydu meselesinde her zaman yurttaşlarımız, bizi izleyen değerli dinleyicilerimiz ve seyircilerimiz zaten gereğini yerine fazlasıyla, layıkıyla yerine getirmişlerdir. Bundan zaten zerre kadar bir şüphemiz yok. Yeniden bir görev alanındayız, görev hattındayız. Mehmetçiğimiz sınırın ötesinde gözü ve eller tetikteyken, nöbet beklerken onların sesinin en doğru bir şekilde ulaşabilmesi için de ulusal kanala ne kadar ihtiyaç olduğunu bir kez daha bu içinden geçtiğimiz süreç ortaya net bir şekilde koyuyor. Az önce de ifade ettiğim gibi işte Twitter vatanseverlerin sesini kesiyor. İşte Mustafa İlker Yücel'in Twitter hesabını askıya almış. Vatan partilerin hesabını askıya almış. Vatanseverlerin hesabını askıya almış. Neden? Çünkü database'leri kendinde.
İstediğini açıyor, istediğini kapatıyor, istediğini çıkartıyor. Bir önceki haftada biliyorsunuz Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in "Mahvolursun Trump" etiketi gündemin üst sıralarındayken onu gündemden düşürüp bir de özür dilemişti. İşte böylesi bir sosyal platform. Aynı şeyi yine diğer birçok kanal için ya da birçok mecra içinde, iletişim mecrası içinde söylemek mümkün. O açıdan ulusal kanalın ayakta durması ve gerçeklere haykırması bir kat daha önem taşıyor değerli seyirciler. Ulusal Kanal, Türkiye'nin milli kanalı. TürkSat'tan gelen bir acil ödeme yazısı bu. Buraya da arkadaşlarımız yansıttı. Ay sonuna kadar TürkSat'a birikmiş olan bakiyenin ödenmesiyle ilgili bir talimat. 31 Ekim'e kadar büyük bir imeceyi başlatmış bulunuyoruz. Bu imeceye başvuruyoruz çünkü ulusal kanalın sizlerden başka çalacak kapısı yok. Biz başkaları gibi gidip ihaleler peşinde koşan bir kanal değiliz. Biz varsa enerjimiz Mehmetçiğin peşinde koşuyoruz. Diyarbakır'daki annelerin peşinden koşuyoruz. Onların sesini ilk duyuran olmak istiyoruz. Emekçimizin sesinden peşinden koşuyoruz. Üreticimizin peşinden koşuyoruz. Ve bazı anlarda bu zor koşulları aşmak için milletimize başvuruyoruz. Ve bugün de yine o gündür. Gün ulusal kanala sahip çıkma günüdür. Ulusal radyoya sahip çıkma günüdür. TürkSat imecesine katılma günüdür. İzleyicilerimiz zaten o numarayı ezberlediler. 0212 245 81 81. Ay sonuna kadar ha gayret diyoruz. Bu zorluğu aşacağız. Daha büyük müjdeleri hep beraber vereceğiz. Ulusal kanal olmadan Suriye ile dostluk sağlanabilir mi? Türkiye tarihi fırsat yakaladı. Terörün kökünü kazımak için tarihi fırsat yakaladık. Terörle mücadelede doğru rota olmadan, yani ulusal kanal olmadan bu mücadele olur mu? Bakın Akıncı'nın, Rauf Denktaş'ın koltuğunda oturan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Akıncı'nın ihanet çizgisi ortada. Ama Türkiye nerede? Türkiye şimdi iktidarıyla, muhalefetiyle Türkiye hepsi Denktaş'ın çizgisine geldi. Geçmişin hatalarından kurtuldu. Ulusal kanalında her zaman arkasında durduğu Denktaş'ın çizgisine gelindi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başarı işte ulusal kanal yayınlarıyla olacak. Mavi Vatan, o kahraman amiralimiz Soner Polat'ın Türkiye'ye kavrattığı Mavi Vatan, ulusal kanal olmadan Mavi Vatan'da başarı kazanılır mı? O nedenle ulusal kanalın bir saniye bile kararması söz konusu olamaz. Milletimize güveniyoruz, Mehmetçiğimize güveniyoruz. Türkiye zorlukları yendiği gibi ulusal kanalda, ulusal kanal izleyicileri de bu zorlukları yenecektir. Şimdiden hemen harekete geçen izleyicilerimiz başta olmak üzere yüce gönüllerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Efendim işte ulusal kanalsız olmaz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımla birlikte de bir haftayı tamamlıyoruz değerli seyircilerimiz. Sevgili Harun, Jimmy Jeep ve kameraların arkasındaydı yayının size ulaşmasında emeği geçen ekip arkadaşlarımdan. Sevgili Burcu ve Gizem yine rejimizin değerli emekçileri. Sevgili Burak Duvarcı ile birlikte hazırladık ve Esra Babacan yönetti. Yeniden birlikte oluncaya dek hepinize mutlu bir gün, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.